Aki TV ekranlarından hayırlı geceler dileyerek başlıyoruz. Birbirinden değerli üç önemli konuğum var. Hemen sırasıyla kendilerini takdim edelim. Doktor Lütfü Özen dinle tarihi ve felsefe uzmanı. Hoş geldiniz. Profesör Doktor Mutalip Kutluk Özgüven, sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yine Profesör Doktor Ebu Bekir Sofoğlu, sizler de hoş geldiniz. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ee, sağ sağlık ve afiyetler dilerim. Herkese, hepimize, hepinize teşekkür Allah ediyorum. Olsun. Sağ olun. Değerli izleyiciler biliyorsunuz, geçtiğimiz günlerde... Başkan Erdoğan pazar günü Berlin'de Berlin konferansı ile ilgili Libya ile özel bir oturuma katılmıştı. O oturum üzerinden bugün programı yönetmeye çalışacağız. Ne oldu ne bitti? Neden? Hatta kamuoyuna da fazla düşmedi desek de yerindedir. Başkan Erdoğan iki saat öncesinden oradan ayrıldığını da biliyoruz. Berlin'le ilgili o detayları, o sözleşmeyi konuşacağız. Ee, oradaki operasyon neydi onu konuşmuş olacağız ama onun dışında da yine Türkiye'deki mason lobileri, Rotaryenler, Lyonslar vesairesini biraz da konuşmuş olacağız. Ben hemen e, Libya sözleşmesi, Berlin sözleşmesiyle ilgili e, Ebu Bekir hocama e, sözü vererek başlayacağım. Başkan Erdoğan'ın e, oradaki hem e, beklentiler açısından hem de sonuç bildirgesi açısından sanıyorum biraz sıkıntılı algılanacak şekilde bir operasyona tabi tutulduğunu e, kamuoyunda öğreniyoruz, biliyoruz, okuyoruz. E, böyle bir duruma ne diyorsunuz? Gerçekten orada bir tuzak mıydı? Yani bu e, organizasyon birileri tarafından bir e, operasyon olarak mı ele alındı? Şimdi Cumhurbaşkanı tabiri caizse şöyle dedi. Peki tamam, ben sorun çıkartmayayım. Ee, nasıl diyorsanız o şekilde yürüyelim. Nasıl diyorsanız sizin dediğiniz her şeyi yapalım değil. Nasıl diyorsanız o şekilde yürüyelim. Efendim, e, sonuçta maraza çıkartan yine siz olacaksınız der gibi Cumhurbaşkanı her türlü e, işbirliği efendim dışta bırakan bir işbirliği değil her türlü karşılıklı işbirliğine yakın yakın olduğunu gösterdi. Fakat bundan önce tebrik etmek lazım 27 Kasım'da neticelenen münhasır ekonomik bölge Anlaşması ile karşımıza çıkan bir diplomatik süreç yürüttü, gizli bir süreç yürüttü. Libya ile münhasır ekonomik bölge anlaşmasını yaptık. Kızılca Kıyamet ondan sonra koptu. Hı hı. Şimdi ben e, şuna şaşırıyorum tabii ki. Güney Kıbrıs, oraya sonra girelim de. Bence oraya da girelim iç siyasette. E, CHP ile nasıl e, örtüşüyor Yunanistan'ın hedefleri Güney Kıbrıs Rum kesiminin hedefleri CHP ile nasıl örtüşüyor mesela buraya da girelim ama bundan önce Berlin konferansı ile ilgili değerlendirmeyi bitirelim de hı hı. Şimdi Cumhurbaşkanı tabiri caizse peki olan dedi nasıl istiyorsanız işte karşılıklı işbirliği çerçevesinde yürüyelim dedi e, bir baktık Berlin konferansı küçük bir Birleşmiş Milletler e, Genel Kurulu'na dönüştü yok yok Evet davet. Çin orada. Beş. Tabii hepsi orada. Çin orada, Rusya orada. Hatta Putin de orada. Çin Başbakanı sanırım orada. Ee... Kongo, Kongo Brazzaville orada. Kongo, e, Kongo, Afrika Birliği'nin dönem temsilcisi olarak e, sıfatıyla orada. Yani Afrika'da orada. Afrika Birliği var orada ama Kongo devlet olarak var. Hı. Şey Kongo değil, büyük Kongo değil, küçük Kongo. Demokratik Fransız Kongo, Kongo. evet. Hı. Hayır demokratik değil. O değil mi? E, Brazzaville, Hı. Fransız ha. Kongo. Fransa'nın baskısıyla şimdi, davet edilen. Hı. Şimdi e, neredeyse bütün devletler orada. Küçük bir birleşmiş milletler genel kuruluna dönüştü. Zaten ilk... E, Kalabalığın bu kadar toparlanmış olması beni ilk şüphelendiren şey olmuştu. Bir kez şunu görmemiz lazım. Türkiye'deki aptal, tırnak içinde söylüyorum, aptal uluslararası ilişkiler uzmanları artık şunu öğrenmeli. Yani kamuoyuna ne yansıyorsa bizim papağanlar aynı şeyi söylüyor. Hı hı. Ya bunlar gelecekte kurgulayacakları oyunları da sana söylerler mi geri zekalı? Geri zekalı bunu sana söylerler mi? Efendim? Geçmişimizde batıdan bunların e, yeterince değerli... Kaçtır aldık. tokat dedik bunlardan kaçtır topraklarımızı bunlar işgal etti kaçtır yapılan anlaşmalara uymadılar yani resmi anlaşmalara daha imzalarının mürekkepleri kurumadan anlaşmalara uymadılar bunlar hı hı. şimdi artık senin burada akıl yürütmen lazım bu bir nokta zaten ilk şüphelendiğim şey bu ne ya bütün devletler orada dedim neyse ee, olağanüstü güvenlik e, tedbirleri alındı. Belli ki şeytanlık var o zaman. Yani sıradan sayılabilecek bir toplantıya. Ama onun öncesinde Türkiye'ye inceden mesaj verildi aslında. E, e, Almanya'nın İtalya ile birlikte Türkiye'nin yanında olduğunu vesairesi. Türkiye'yi yumuşatmak için bir operasyon yapıldığını da söylemekte fayda var. Tabii ki. Şimdi burada tabiri caizse Hafteli e diyor ki e, bu şeyler Amerika dahil, Avrupa Birliği dahil hatta Rusya dahil. Bu ülkeler diyor ki haftare bak gerizekalı Türkiye ile cedelleşme. Türkiye ile cedelleşirsen benim de hem fikir olduğum, benim de onayladığım Libya'nın meşru hükümeti kazara biz bunu meşru hükümet yaptık. Libya'nın meşru hükümeti Türkiye'yi davet etti. Ben Türkiye'ye silah kullanamam orada. Sana veririm ama sen Türkiye'ye karşı başarılı olamazsın. PYD'yi iki paralık etti. Rasul Ayn'a 3 günde, Tel Abyad'a 5 günde girdi bu Türk ordusu. Hı hı. Dolayısıyla bunlarla uğraşma. Sen Türkiye ile uğraşırsan Türkiye'nin asker marifetiyle Libya'yı tamamen senin elinden almasına sebebiyet verirsin. Ve Türkiye Libya'da tek karar verici olur. Bak iyisi mi? Şu an Türkiye belki işte askeri teknolojik gelişimini... ...henüz tamamlanmamış gördüğü için... ...belki herhangi bir sebep de olabilir... ...belki uluslararası konjonktürü... ...henüz müsait olmadığını... ...düşündüğü için olabilir... ...şu an anlaşmaya yanaşıyor Türkiye... ...bak bu Türkiye yarın gelecekte anlaşmaya da yanaşmayacak... ...gel Türkiye ile anlaş... Hafter'in orada Dedim. bir açıklaması olmuş... ...bildiğim kadarıyla kamuoyuna düşen bir bilgidir bu... ...Türkiye'nin... ...ekonomik sahasını tanıyacağım... ...ama Türkiye beni kabul etsin diye bir... ...dayatması da olmuş... <laughs> Şimdi Hafter... Onu bilmiyorum. Hı -hı. Hafter adım adım her noktaya geldi. Fakat son noktada yine Tornistan yaptı. Şimdi şunu söylüyor. Amerikası, Rusyası, Avrupa Birliği. Hı -hı. Az önce söylediğim gibi. Bak Türkiye ile cedelleşme. Türkiye istediğini yapacak. Öyle gözüküyor. PYD'nin canını okudu. PKK'yı Türkiye'de bitirdi. Ee, Suriye'de de bitirdi. Gelecekte Irak'ta da üzerine gidecek. Bak biz bunu görüyoruz. 40 yıldır savaşan bir ordusu var. Türkiye ile cedelleşme Dedi bunlar. Biz Türkiye'ye Berlin konferansında istediğimiz noktaya getiririz şeklinde üstü kapalı ya da kapalı kapalar ardında Hafter'e bunu söylemiş olabilirler. Niye böyle düşünüyorum? Şundan dolayı. Şimdi geriye gidelim adım adım. Ben aslında Türkiye'deki geri zekalı muhalefete de bunu söylüyorum. Birinci bölümü toparlayalım hocam. Bir tur yapalım. Ondan sonra kaldığımız yerden tamamlayacak şekilde. İlk birinci yapalım. bölümü söyleyeyim Peki. o zaman. Şimdi şöyle geriye giderek aslında Berlin konferansı noktasına gelmeye çalışacağım. Şimdi ee, ilk Rusya bir dakikaya Türkiye ayıp oluyor dedi Efendim e, Wagneri bölgeye daha önce sokmuştu zaten e, Türkiye' ile farklı düştüğünü bir deklere etti Türkiye geri adım atmadı baktı Putin papuç pahalı Efendim ne yaptı Alexander Dugin e, Putin'in danışmanı açıklama yaptı Biz Türkiye ile Libya'da çatışmak istemiyoruz dedi daha iki ocağa gelmedik 2 Ocak'ta meclisten tezkere geçti bir e, Putin bir öyle bir böyle tutumunu sürdürürken Moskova'ya Türkiye'den bir heyet gitti. Ama orada karanlık bir organizasyon daha var. Ee, ABD'nin istihbarat birimleri Rusya ile örtülü danışıklı bir dövüş politikası üzerinde Türkiye'ye baskı yapacak şekilde bir operasyonu devre aldıkları. Orada bir değerlendirme de yapılıyor ama hı hı. onun devamındaki bir takım adımları göremedik. Şimdi burada Putin Türkiye'nin pozisyonunu biraz... E, ...kontrol etmeye çalıştı. Türkiye olduğu yerde Yok durdu. Az önce söylediğim gibi Moskova'ya bir heyet gönderdiler. Baktı Türkiye olduğu yerde duruyor. Sonra Putin Hafter'e ateşkes çağrısı yaptı. Hafter çağrıya uymayacağını söyledi. Bakın bu adımlara dikkat edin. Bizim Hı -hı. Türkiye'deki geri gerizekalı de dikkat etsin. Hafter ateşkesi uymayacağını söyledi. Bu sefer Wagner birliklerini geri çekti. Wagner birliklerini geri çekince Hafter ateşkesi uyacağını söyledi. Moskova'ya gittiler. Moskova'da Seraj imzaladı. Hafter dedi ki sabaha kadar süre verin. Olmadı iki gün süre verin. Sonra Moskova'dan kaçtı. Ondan sonra 8 Ocak'ta Putin Türkiye'ye geldi. Birlikte ateşkes anlaşması yaptılar. Putin ve Erdoğan. Dünya nerede? Dünya bu ikisinin etrafında. Dönecek zaten. Sonra... Hafter işte efendim buna uymayacağını söyledi fakat daha sonra mektup yazdı Putin'e ben ateşkesi uyuyacağım Moskova'ya gelmeye hazırım şeklinde mesajlar göndermeye başladı şimdi şu noktaya kadar bakalım ey geri zekalı Türkiye'deki muhalefet sen şu an Libya'da en önemli aktörsün Suriye'de Rusya'nın pozisyonu neyse sen Libya'da olsun. Meşru hükümetle işbirliği yapıyorsun. Sen Libya ile birlikte bu meşru hükümetle işbirliği yaparsan nedir biliyor musun? Enerji sorununu çözeceğin adeta. Neden? Bakın Mezopotamya'nın demiyorum. Afrika'nın en zengin petrol yatakları Libya'da. Türkiye'nin bu pozisyondan bu saydığımız bütün devletler o kadar rahatsız oldular ki. Bakın 9 aydır Seraj çağrı yapıyor. Gelin yardım edin. Hafter meşru hükümeti devirmeye çalışıyor. Gıkları çıkmadı. Ne zaman Devrimesi ki için uğraştılar. Tabii ne zaman ki Türkiye devreye girdi, bir dakika Türkiye bu işi tek başına çeviriyor diye Berlin'de kongre topladılar. Allah ondan razı olsun. Allah sıhhatli, afiyetli uzun yıllar versin Sayın Erdoğan'a. Aşk olsun. Tebrik ediyorum. Baktı. Berlin konferansındaki sirk'i gördü. Burada sirk var dedi. Benim burada ne işim var dedi. Çekti geldi. Zaten alınan kararlar komedi yansıtıyor. Bir ateşkes yok. Neymiş efendim? Birleşmiş Milletler'de bak ifadeye bakın. Gerizekalı bizim uzmanlarımız gerizekalı işte. Ya bu ifadeden bunun ölü doğduğunu anlayabilirsin. Neymiş ifade? Birleşmiş Millet şey Berlin Kongresi'nde e Birleşmiş Milletler'de e, bu sürecin izlenmesi için bir heyet oluşturulacak. Bak 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 bak. O anasını siz ne kadar büyük kararlar almışsınız. Ondan sonra bu ateşkesin sağlanması konusunda bir iradi karar birliğine varılmış. Vay be çok etkili bir karar almış bunlar. Cumhurbaşkanı baktı buradan hiçbir karar çıkmayacak. Geri geldi döndü. Bakın söylüyorum dikkat edin buradan hiçbir sonuç alınmayacak. Mesele neydi? Türkiye'nin bölgeye gönderdiği askerlerini geri çekmesini daha fazla asker gönderilmesini önlemek. Onun öncesinde Efendim, zaten pazarlık yaptılar. Kepala öyle Türkiye'nin askerlerin geri çekilmesi vesairesi bölge. Türkiye çekilmesi. ben tweet attım bu konuda. Bir tane mantar tabancasını bile geri çekmemeli ve Türkiye adım adım bölgeye yerleşecek. Evet. Korkuları ne biliyor musunuz? Şunu ben da söyleyeyim. Öyle olmayacak. Korkuları şu. Türkiye Libya ile iyi bir anlaşma yaparsa yarın Sisi'nin devrilme tehlikesini <laughs> yaşıyor bunlar. Korku oradan başlıyor zaten. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Lütfü Hoca, şimdi biraz da şeye bakalım. felsefi bir açıdan bakalım. Araplarla iletişim konusunda Osmanlı'nın tebasında olanlar, ayrılanlar vesaire. Daha önceki programlarda bunları konuştuk. Bu yaklaşım veya bu deyimle Rusya Türkiye'nin öncülüğünde bölgedeki sükunet, işte ateşkesin olması, Türkiye'nin oraya asker göndermesi, danışmanlık hizmeti vermesi Batı'yı çok ciddi bir şekilde rahatsız ediyor. Daha doğrusu Afrika'daki ve Orta Doğu'daki diktatörleri de doğrudan rahatsız ediyor. Süspanse sistemi yani para kaynaklarını akıtarak birçok yayın kuruluşu Türkiye karşıtı propagandaya geçti. Arap sosyolojisini bildiğinizden dolayı söylüyorum. Türkiye orada nasıl bir yol yöntemle Libya halkını kazanması gerekir, Arap halklarını kazanması gerekir ve Afrika ile ilgili nasıl bir yaklaşım içerisinde olacak ki bu süreci sağlıklı götürebilsin? Şimdi tabii Türkiye yani diğer ülkelere rağmen. Arap dünyasında elbette ki çok büyük bir geçmişi var yani tarihsel olarak. Hı hı. Sadece bu tarihsel değil de aynı zamanda tabii kültürel olarak da yani Müslüman olmamız yani en azından aynı kıbleye dönmemiz, aynı zamanda aynı kitaba inanmamız, aynı peygambere inanmamız tabii ki önemli bir faktör. Bu elbette ki çok önemli bir dönem. Ama tabii bu artık günümüzde yeterli değil yani. Çünkü Arap halkları da manipüle ediliyor. Nasıl ki Türkiye'deki halklar Arap düşmanlığı noktasında manipüle edilmişse hı, hı Araplar bizi arkadan vurdu diyerek Türk milleti Arap dünyası nasıl ki yabancılaştırılmışsa Araplarda da maalesef Batı'nın e, iş başına getirmiş olduğu diktatör yönetimler daima şunu özellikle Bağız kökenli olanlar ki bu Bağız'ın kurucuların hepsi Beyrut Amerikan Koleji ve Sorbon mezunu adamlardır. Bunlar Zeki Arsuzi işte Hataylı, Salah Bihar, işte Michel Eflak. Bunlar özellikle Fransız eğitiminden geçmiş insanlardır. Sürekli bir Türk düşmanlığı pompalanmıştır. Yani Türkler Arapları geri bıraktı. Hatta sadece Arapları değil. Türkler İslam'a girmekle aslında İslam dünyasının İslam'da medeniyet olarak geri kaldı propagandası halen Arap üniversitelerinde vardır. Böyle bir dar damar vardır. Araplardaki medyada vardır. Yani şu anda bile işte Suudi Arabistan'da Kral Fahd Üniversitesi'nden tutun tüm Arap dünyasında maalesef Türkiye karşıtı bir propaganda, eğitim kitaplarında ve aynı zamanda resmi hükümetlerde mevcuttur. E bu elbette ki Batı'nın yani bir oyunudur yani. Çünkü bu iktidarlar genelde Batı tarafından iş başına getirildiği için özellikle Türk düşmanlığı pompalamıştır. Fakat ne yazık ki Türkiye'de de aynısı olmuştur. Mesela ben Sudan'da, Mısır'da falan bulunduğum dönemlerde de işte bakıyorsun yani bizimkilerin de Arap dünyasını anlama noktasında çok büyük bir eksikliği olmuştur. Yani düşünebiliyor musunuz? Düşünebiliyor musunuz? Büyük elçi atıyorsunuz. Büyükelçilik yapan adamlar Arapça bilmiyor yani. Mesela ben Sudan'da bulunduğum zaman, Mısır'da bulunduğum dönemlerde toplantıya Amerikan büyükelçisi geliyor, adam kütür kütür Arapça konuşuyor. Bizim büyükelçimiz de güya Müslüman, Türk ama... Aa, olur mu? Bizim büyükelçimiz Fransızca konuşması Fransızca, lazım ki İngilizce, orada elitist olması gerekiyor değil mi? Veyahut da İngilizce konuş. O zaman da ben de Ahmet Davutoğlu'nu eleştirmişim. Şimdi eleştireyim bari yani çünkü o zaman resmi görevi vardım dedim böyle bu dedim stratejik derinlikli olmuyor yüzeysellik kaç senedir Dışişleri bakanısın kaç senedir işte ülke sana Dışişleri bakanlığını teslim etmişler Arap ülkelerine Arapça konuşan bir büyük elki dahi gönderememişsin kardeşim şimdi dolayısıyla Türkiye'nin de tabii şu anda e, Arap dünyasına ilgili analizlerinin Arap dünyasıyla ilgili tarihsel ve siyasal e, bakışının çok iyi olduğunu söyleyemeyiz. Yani Peki son Peki, Afrika da, kıtasının özellikle çok... son zamanlarda iyi olmaya başladı. Evet yani son zamanlarda iyi olmaya başladı. Son zamanlarda da daha çok önem veriyoruz. Fakat... Afrika kıtasının hocam buradaki özür diliyorum araya gireceğim ama Afrika kıtasının örneğin Arap dünyası içerisinde Orta Doğu dünyası içerisinde Afrika'nın Türkiye bakış açısı nasıl? Afrika halklar düzeyinde halen Osmanlı dediğiniz zaman, Türkler dediğiniz zaman çok büyük bir sempati var gerçekten. Burası inkar edilemez. Bir Suudi krallığı gibi değil. Hayır kesinlikle. Hı hı. Yani e, mesela siz Arap dünyasında Suudi krallığı dediniz, dediğiniz zaman halk nazarında resmen Arapçasını söyleyeyim burada Türkçesini söylemeyeyim. İbni Şermuta diyen adamları çok bulursun yani. Ne anlama geliyor? bilenler biliyor onu tam söylemeyeyim ya yani. bu ekranlardan söyleyemeyiz. <laughs> Peki. Yani sonra dolayısıyla elbette ki yani bizim imajımız çok iyidir. Bunu Türkiye'deki muhalefet bile kabul eder yani sadece ben değil. Recep Tayyip Erdoğan dediğiniz zaman evet yani İslam dünyasında ta Endonezya'ya kadar, Malezya'ya kadar hakikaten antemperyalist bir paradigmadan baktıkları için çok büyük bir sevgi vardır, çok büyük bir e, saygı vardır. Hakikaten böyledir. Bunu abartarak söylemiyorum yani. Ben İsviçre'ye falan gittim bir ara. <laughs> Malmö'ye gitmiştim bir konferansa İsveç'e. Orada bir taksiciye rastladım. Yani taksiye bindim. Benim Türk ve Müslüman olduğumu görünce adam benden Filistinliymiş. Benden taksi parası almadı yani düşün yani. Ya diyorum al falan. Böyle bir Hayat sevgi olmaz. var. Kesinlikle taksi parası almadı yani ben. De? Ne güzel. Bizzat ben yaşadım. E, Irak'ta bu benim başıma geldi. İsveç'te, İsveç'te Malmö'de bunu yaşadım ben. Buyurun işte. Şimdi dolayısıyla bu sevgi var tabii ki. Ancak tabii bu sevginin Arap rejimleri üzerinde tabii ki büyük bir etkisi var mı? Yok. Arap rejimleri kesinlikle diktatör Arap rejimleri Türkiye karşıtıdır. Çünkü bunların hepsi İsrail, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Kukla yönetim sistemine bak. yönetimleridir. Hı hı. Onların desteğiyle aya, ayakta kalan hükümetlerdir. Onun için dolayısıyla Araplardan bu noktada çok fazla bir şey beklemek gerekmez. Peki. Fakat Libya'da şunu söyleyeyim, Libya'ya geçecek miyiz bilmiyorum. Biraz sonra bu sözleşme, Aa. Berlin Sözleşmesi'ni ben Kutluk Hocam'a bir sözü vererek devam ettireyim isterseniz. Ee, ee, Ebu Bekir Hocam e, ve Lütfü, <laughs> Lütfü Hocam. Şimdi bir Berlin Sözleşmesi sebepleri veya oradaki olup bitenler içerisinde bir de sosyolojik bağlarımızın az çok kısa da olsa değindik. Peki size göre bu sözleşme metinleri üzerinden Türkiye'nin kazanım elde etmesi veya hayır bir boş çıkması, Türkiye'nin buradaki hassasiyeti ağırlığı nedir hocam? Şimdi Berlin Sözleşmesi'nin tabii bir meşhur Berlin Konferansı'nın 135. yılı bu. Uh -huh. 135 yıl bir buçuk 2 ay geçti. Ve bir buçuk ay geçti üzerinden. bu konferansta Libya İtalya'ya verilmişti. Uh -huh. Yani tıpkı Kongo'nun bir kısmı Belçika'ya, bir Fransa'ya verildiği gibi bütün Afrika paylaşılmıştı. Bir kısmı da İtalya İtalya'ya verilmişti. Ama hukuken değil. Hukuken İtalya hala bizim toprağımız. Fakat bu ita e, pardon e, Libya bizim toplamımız verilmişti. Dolayısıyla aynı yerde yapılması manidar bir şey bu Berlin konferansı. Oradan gibi. bir mesaj mı var Subimler? Yani mesaj şurada var aslında. O e, Almanları da işin içine girerek yani Almanya'nın tabii öyle dev bir dünya politikası <laughs> yok Amerikalılar adına İngilizler adına bunu e, şey yapıyorlar. <laughs> e, Moskova'daki toplantıyı bitirdiler. Ben e, esas bu konferansın maddelerini burada okumaya... Burada ince bir şey söylediniz. Moskova'yı bitirdiler dedi. Evet, Moskova Neden hocam? Konferan... Moskova'daki şey e, eğer bitseydi bir ateşkes kesinleşseydi Rusya'da Türkiye'de çok güçlenecekti burada. Ve Avrupa Birliği bu konudan tamamıyla dışlanmış olacaktı. E, dediler ki Hafter'e sen bekle biz alternatif bir şey yapıyoruz ve senin de işine çok uyacak gibi... Ve ben bu konferansı okuduğum zaman ve maddeleri okuduğum zaman beynimden vurulmuşa döndüm. E, bu kadar rahatsız ki, oldunuz ya? Nasıl ki travma yaşamış bir insan mesela belli bir şey tekrar görünce böyle donar kalır. Ben de öyle oldum belli kelimeleri görünce. Çünkü ben Bosna 1992-1995 Bosna soykırımında hı hı. yapılan diplomatik üç kağıtları adım adım gün gün kim ne yaptı, ne verdi takip ettim çok iyi ve onun travması üzerimde ee, yani şey ve burada aynı kelimeleri görünce aynı üç kağıtları görünce aynı adamın pis bir sırıttığını hissettim <laughs> bunun arkasından korku verici şey şu e, maalesef hariciyeler o ülkelerin hariciyeler istihbaratlar e, ve askeriyeler bir ülkenin beynidir zihnidir çok önemlidir burada devamlılık biz burada hariciyede bir devamlılık göremiyoruz. Çünkü 1992-95 Bosna soykırımında şöyle bir iki, iki, kelime çok önemlidir. Birincisi savaşan taraflar. İngilizcesi warring sides. Savaşan taraflar. Bu ne anlama geliyor? İki tarafta yani bir taraf soykırım yapıyor. Bir taraf meşru tanınmış hükümet. Diğeri de katiller ordusu. Sen e, savaşan taraflar dediğin anda bunları eşitliyorsun. Almanya'daki konferansın, Berlin konferansının amacı e, Hafter'i yani haydut tarafı eşitlemek. Birinci şeysi bu meşrulaştırmak. Ve bu daha da devam edecek gibi görünüyor. İkinci önemli noktası daha da önemlisi silah ambargosu. Bakın silah ambargosu İki denilen... İki tarafa iki tarafa birden silah ambargosu bu çok önemli bir şey. Şimdi 92 savaşın 92-95 soykırımında Bosna soykırımında nasıl yaptılar soykırımı? Bütün herkese savaşı e, efendim savaşan bütün taraflara warring sites bütün taraflara biz ambargoyu uygularsak savaş duracak dediler. Şimdi zaten ortada bir ambargo var. 2011 yılında bir ambargo Birleşik Devletler ambargosu uygulanmış. Hayır. Maddelerden Efendim 16 ile 24. madde arasında zaten esas olan o maddeler. Gerisi onların böyle dikkatini dağıtmak için Hocam, 52, tamam. 51 tane madde, Orayı 57 tane madde koymuşlar. Orayı geçmeden şunu koymuşsun. size sormak isterim. Bosna'dan evet. örnek e, Tabii. olarak verdiğiniz en, çok için çok önemli. önemli. Çok önemli. E, şimdi iki tarafı eşit tutarak ve silah ambargosu adı altında. Aynen. E, Sırplar e, ambargo, Sırplara hiç ambargo uygulandı mı? Hayır evet. uygulanmadı. Hayır. Rusya var ve... zaten rahatça alıyordu. Alıyorlar. Peki aynı durumda Habser'e e, bu silah ambargosunu uygulamayacaklarını Türkiye'yi veya Türk diplomatlarını aptal yerine koyarak bir... Oraya hazırladım. geliyorum. Bakın Peki. oraya geliyorum. Yani Peki. bizi aptal yerine koyuyorlar. Akılları sıra ve bunu gören bir insan bu anında yırtıp atması lazımdı. Yani biz bunu nasıl çünkü... Bunu daha evvel de, nasıl karşılıyorsunuz? Şimdi bakın bu e, maddeler daha evvel de Ankara'ya gitmiştir. Orada vermemişlerdi. İncelenmiştir, şey yapılmıştır. E Bizim hariciyemiz bunları okumuyor mu? Şöyle hariciyemizde 1992 yılını hatırlayan insan yok demek ki. Ya da hatırlamak isteyen yok. Yani 1992 yılını ben hatırlıyorum. O kelimeleri hatırlıyorum. Ve gördüğüm anda bakın. Sırplara silah ambargosu uygulanmadı. O sadece Müslümanlara uygulanan bir ambargoydu. Ve e, bu ambargo alındıktan sonra Clinton hükümeti baktı ki hı hı. Rusya güçleniyor. Avrupa Birliği aşırı güçleniyor. Ben ambargoyu kaldırayım dedi. Gücü yetmedi. Çünkü ambargoyu kaldırmak için de güvenlik konseyinden karar çıkartması lazım. Biri reddettiği anda ki dördü birden de reddetmişti. Dolayısıyla Amerika, Türkiye ve İran'la birlikte ambargoyu delmişti. Bakın üçü bir araya geldi, hiç alakasız insanlar. Çünkü çıkarlarına uyduğu için bazen ülkeler bir araya gelirler. Bunu delmişti bu sayede biz işte 5. kolordu hı hı. orada eee efendim Birac bölgesinden hürüç hareketi başlatarak ülkeyi kurtarmıştı bu ambargoyun delinmesi. Şimdi ambargo ne demek? Ambargo şu demek çok net olarak Türkiye hareket edemeyecek demek. Çünkü öyle kuvvetli kelimeler kullanmışlar ki yabancılar bütün partiler yabancılar da dahil diyor 17. madde ya da 18. madde. Şimdi bakın burada şu. Ambargo dediğiniz zaman silah ambargosu ve her türlü askeri destek vesaire bunları veremez diyor. O zaman siz gittiğiniz zaman e, biz kirpileri verme, vermeyi engellemeyecek sadece ya da silah vermeyi engellemeyecek bizim askerimizin orada bulunmasını da engelleyecek çünkü şöyle bir kelime var orada bulunması durumu kö, kö, kötüleştirebilecek diyor. Şimdi bakın daha da ileri gidiyor Birleşmiş Milletler bir grup atayacaktır diyor durumun ambargonun delinip delinmediği durumun nasıl Gözlencisi. olduğunu gözlemci atayacaktır hmm. diyor onların raporu karar verecek. <laughs> Dolayısıyla bunlar diyecek ki Türkiye ortalığı kalıştırıyor bitti. Biz geri dönmemiz gerekiyor. Kalırsak bu sefer e, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararını ihlal ediyor duruma düşürmeye çalışıyorlar. Bu çok çirkin bir üç kağıt. Bunu Peki, e, Türkiye böyle bir tuzağa nasıl düşüyor? Bence bunu gördü e, Cumhurbaşkanımız bunu gördü, duyduğu anda ve e, yani siz bana neye, ne, nereye getirttiniz dedi. Yani bu, bu, bu kabul edilecek bir şey değil. Ambargo şeysi kabul edilebilecek bir durum değil. Ee, ben şaşırıyorum yani hariciyemiz ne işe yarıyor? Ee, ne bunu göremiyorlar mı? Ben bugün ee, özellikle bir köşe yazımda da e, yazdım bugünkü bu haftaki yazımızda özellikle bu hariciyenin evet. içerisindeki kirli planları da aslında biraz. Oraya da geliriz. bir şey daha söyleyeceğim Peki. ben burada. Buyurun. Şimdi bakın, e, bu karşı tarafın e, şeysi nedir? Stratejisi nedir? Bunu çok net olarak bakalım. Hı -hı. Karşı tarafın Üç tane ana noktası var. Bunların hepsini sağlaması meselesi o. Önce ona gelmeden evvel bugünlerde bir şey yayınlandı, bir İngiliz kuruluşundan diyor ki geçen yıl 47 ülkede büyük halk hareketleri oldu diyor. Hı -hı. Biz de geçen programlardan birinde 40 saymıştık. Evet. Ee, 47 ülkede halk hareketleri var diyor. Ama bu 2020 yılında 75 ülkeye çıkacak diyor. Ve büyük halk hareketleri olacak diyor. Bakın bu 2000'li yılların sonunda dünyanın yüzde neredeyse 80-90'ına kadar halk hareketleri olacak. Neden? Çünkü bir tarafın dünyadaki etkili olan bir takım finansal elitler dünya yeniden düzenlemeye çalışıyorlar. Ve bu halk hareketlerini iç savaşları, çatışmaları kullanarak e, gitmeye çalış. Fakat burada bir ihtiyaçları var. Bunu da yazmış e, şey e, büyük şirketler, çok uluslular. Bu durumla e, kendi e, kaynaklarını e, emniyet altına almak zorunda diyor. Bakın e, bu ülkelerde mesela Libya'da petrol Raksana. var. Hemen daha e, şey başlamadan evvel e, konferans başlamadan evvel hemen e, ilk söylenen şey tarafların iki tarafta. Ee, efendim petrolün e, akışına müdahale etmeyeceklerini ve petrol kuyularını vurmayacaklarına dair söz verdiler diyor. Yani bunların birinci derdi bu e, kendi çok ulusları için gerekli olan petrol, doğal kaynaklar bunların. E, düzgün bir şekilde akması. İnsanların Peki haftere bağlı olan milislerin özellikle kalkıp o e, vanaları kapatması. E, vanaları e, kapatıyorlar bir mesaj vermek için. Yani bakın bizi destekleyin şey diye. Hı -hı. Şimdi bunlar vana, boruların hiçbirine zarar verilmiş değil. Bunlar akacak ve zaten bunun güvenliği önemli olan. Bu bir. İki. E, eğer hafter şeye girerse e, efendim e, Trabzonsu girerse. Ee, biliyorsunuz Trablus Garp diyorduk eskiden Batı'da olduğu için Trablus Şam'da, e, Lübnan'dakiydi. Trablus Garpa girerse e, 3 milyona yakın insan, e, bunların en az 1 milyonu, yüz binlerce insan botlarla şeylerle e, Malta'ya, Sicilya'ya, İtalya'ya, hatta zengin olanlar iyi e, marka botlarla şeylerle teknelerle Fransa'ya kadar gidebilecek. Şimdi yüz binlerce insanın yönelmesi çünkü hafter katlediyor. Belki direkt kendisi katletmiyor eliyle, fakat bu birlikler, aşiretler, çalıştığı aşiretler deli gruplar var şey Son bir dakika hocam reklama gideceğiz. Evet, bu petrol ikincisi, üçüncüsü de krizin devam etmesi çok önemli Batı açısından. Yani doğal kaynaklar aksın, bu insanlar zavallı insanlar kendine gelmesin. Üçüncüsü de sorun devam etsin. Çünkü Libya, Cezayir, Açık Tunus, devam Mısır. Etsin. E, hayır bunlar zengin olursa kendisine, üniversiteler açılırsa kendisine büyük bir tehlike olacak. Bunların fakir kalıp birbirine iç savaşta devam etmesi Batı'nın kadim 21. yüzyıl stratejisi. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler kısa bir reklam arasına gideceğiz. Bizden ayrılmayın. Evet değerli izleyiciler kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, Ebu Bekir hocamla devam edeceğim bu arada. Hocam Berlin Sözleşmesi ile ilgili evet Berlin tarihsel öneminden de Kutuk hocam bahsetti. Yani orada Türkiye de bir mesaj veriyor. Biz 130 yıl önce burada bir parselizasyon yaptık ama tekrar geldik buralardayız. Yeni bir düzenleme yapacağız sizi tekrar bölebiliriz gibi de ben algılıyorum. Yani buradan farklı bir şey okuyorum. Türkiye'ye de açık orada bir meydan okunduğunu ve Türkiye'nin yapabileceği operasyonları bertaraf etmek için de Türkiye'ye diplomasi diliyle bir tehdit. Yani Batı'nın iki yüzlü politikaları e, bunun üzerinden yürüyor. Bunun üzerinden zemin bulabiliyor ki e, maalesef biz buna karşın o Kutluk Hocam'ın da bahsetti, sizin de bahsettiğiniz o harici aklı nerede hadi diye bir sorgulamamızda fayda var. Şimdi ne oluyor burada? Ya şimdi Lütfü Hocam şeye dikkat çekti. Oradan bir hatırlatma yaparak devam edeyim. Hı hı. E, Sayın Davutoğlu, ya yerli milli ifadesi kullanılıyor ya. Hı hı. Bir kez yerli millilik nerede başlar biliyor musunuz? Uluslararası toplantılarda siz başbakan, cumhurbaşkanı, dışişleri bakanı filansanız hı hı. İngilizce konuşamazsınız. Kendi Ama... devlet dilinizi konuşamazsınız. Sen İngilizce konuşamazsın. Sen genel vali misin? Çıkmış orada küçük enişte efendim sanki kraliçeye bak ben nasıl İngilizce konuşuyorum dercesine adeta. Ya bu İngilizceyi biz de konuşuyoruz. Belki benden iyi konuşuyorsundur tamam. Ha özel toplantıda yemek yerken çay içerken İngilizce konuş. Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı. Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı. Dışişleri Bakanı resmi mikrofonun karşısına geçtiği an İngilizce konuşamaz. Aa, konuşur. Siz Putin'i İngilizce konuşken konuşur. gördünüz mü? Konuşur. Ezikliğimizi batıda diyoruz ki ya sizin tarihinize, kültürünüze <laughs> ve dilinize hayranlığımız var. Tamam mı? Edingen ve eziklik içerisinde ya biz de size yaranmaya çalışıyoruz diye konuşursunuz. Ya biraz bu. Bu Biraz bu. An ya Ben konuşamadığımdan değil, ha şimdi kimileri oturduğu yerden değil ki bu bilmiyor ya. Benim İngilizce sorunum yok. Hı hı. Ben İngilizce de konuşurum, Rusça da konuşurum, Sırpça da konuşurum. Bilenler bilir. Maşallah. Efendim. Eildim. Bu derdim yok. Sen önce resmi toplantılarda gidersin, Türkçe konuşursun çatır çatır. Böyle bir şey olamaz ya. Sen genel valimsin. Sen sömürge aydını mısın? Çıkıyor. Ya insan biraz utanır ya. Sen... 624 yıl 24 milyon kilometre kare toprağı yönetmiş Osmanlı'nın torunusun. Böyle bir şey yapamazsın. Çıkmış konuşuyor. Başka bir şey. Bakın biz belki de bakın belki uç bir ifade olacak ama büyük bir kaybı kurtardık. Uç bir ifade olacak. Temellendireceğim şimdi. Sayın Erdoğan'ın toplantıyı terk etmesiyle sonuçlarını göreceğiz biz bir daha. Bakın Libya'yı konuşuyoruz değil mi? Libya nasıl elden çıktı biliyor musunuz? Adeta şöyle al verdim der gibi. Nasıl? Ee, bir arkadaşım Ankara'da dostum bir hakim konuşuyoruz. O ya bunu anlat dedi. Bu vesileyle burada da anlatmış olayım. Buyurun. Şimdi bakın. Libya'yı kim işgal etti? İtalya. Evet. İtalya'nın Libya'yı işgal edeceğini Osmanlı tarafından dünyada ilk bilmesi gereken kişi kimdir? Osmanlı tarafından ilk bilmesi gereken kişi İtalya elçi. İtalya'daki Roma büyükelçisi, bizim büyükelçimiz. Hani et kokarsa tuzlarsınız, tuz kokarsa ne yapacaksınız? Bu ihaneti Roma'daki büyükelçi yaparsa ne yapacaksın? Onu da alıp getirdiler küçük enişte gibi. Çünkü İtalyan mason locasına bağlıydı. Getirdiler, başbakan yaptılar İbrahim Hakkı Paşa. Oradaki birlikleri, Trabluskarpl'daki birlikleri kaldırdı bu adam. Ya biz topraklarımızı savaşarak kaybetmedik çoğunu. Evet savaşarak kaybettiğimiz topraklar var. Cephede ihanet yapan komutanlar var. Bunlar yargılanmaları gıyabında. Benim branşım tarih ise aha buradan söylüyorum. Cephede bilerek savaş kaybeden komutanlar var. Tamam. Libya'yı teslim eden İbrahim Hakkı Paşa gibi. Şimdi Sayın Erdoğan'ın Berlin konferanstaki hamlesi niye önemli biliyor musunuz? Bakın Sayı Davut, Sayın Davutoğlu'nun bir hamlesini daha söyleyeyim. 18 Mart 2015. Geri kabul anlaşması Avrupa Birliği ile imza yapıyor. Neyi imzalıyor biliyor musunuz? Terörle mücadele yasasının değiştirilmesini. Sayın Erdoğan diyor ki ben bunu imzalamam dedi. Sonra ne oldu? 15 Temmuz gerçekleşti. Bu terörle mücadelesi değişmiş olsaydı biz hendek operasyonlarında bu kadar güçlü hareket edemeyecektik. Sen bunu nasıl kabul edersin? Terörle mücadele eden canımız yanmış. Sayın Davutoğlu geri kabul anlaşmasında terörle mücadele anlaşmasını imzalıyor kaldırılmasını hangi terörle mücadele biliyor musunuz? Hatırlıyor musunuz? Bakın herkes unuttu onu. Molotov'un silah sayıldığı madde. Biliyorum. Çok. Molotov eylemleri unutuldu ya. Davutoğlu sen bunları geri mi getirmek istiyorsun? Evet seni bununla itham edemem. Tamam. Buna nasıl razısın? Şimdi bir sefer devlet adamının feraset sahibi olması lazım. Devlet adamı madde satırlar arasında girmiş ihaneti yakalaması lazım. Sayın Davutoğlu bunu yakalaman lazımdı senin. Orada Martin Schulz var, Avrupa Parlamento Başkanı. Efendim bir de Davutoğlu'nu aşağıladı orada. Davutoğlu onu aşağılamak için pası kendisi açtı. Tuttu dedi ki tarihi bir gündeyiz dedi Davutoğlu. Yani Martin Schulz geri zekalı partnerin tarihi bir gün dedi. Yani aşağılamak zorunda mısın? Ama Davutoğlu hak etti demek ki. Diyor ki tarihi gün, tarihi gün müdür bilemem dedi. Ama Davutoğlu bunu niye hak etmiş oldu biliyor musunuz? Cumhurbaşkanı ben bunu imzalamam dediğinde Martin Schulz dedi ki, ben bunu e, Türkiye Cumhuriyeti ile imzaladım dedi. Yani Davutoğlu demedi, ben bunu başbakanınıza imzalattım dedi. Sayın Cumhurbaşkanı ne dedi? Ne haliniz varsa görün dedi, ben bunu imzalamam dedi. Ben bunu uygulamam dedi. Şimdi o uygulansaydı, terörle mücadele yasası değiştirilseydi, biz Hendek operasyonlarında ne kadar canımız yandı, 15 Temmuz'da hangi işte efendim... E, Peki, geçtik. Şimdi Dışişleri'nde bakanlık yapmış vesairesi hariciyede görev yapmış bir başbakanlık yapmış. Ahmet Davutoğlu'ndan bahsediyoruz. Ahmet Davutoğlu döneminde Dışişleri Bakanlığı ve Hariciye'deki birçok organizasyonun yapıldığını da biliyoruz. Yani büyükelçilerin, ateşelerin vesairesi bütün atamaların oradan geçtiğini de biliyoruz. Peki bu kafayla biz yurtdışı savunmasını nasıl yapacağız? Kasadın. Ya bakın geçenlerde ne diyor? Ee, diyor ki ben diyor gezi fitnesi zamanı Cumhurbaşkanını gezi fitnecilerin yanına getirmek istedim diyor gitmedi diyor. Bakar mısınız ya? Tıpkı Osmanlı döneminde taviz veren siyasetçiler gibi. Bakın Tanzimat bir çözüm sürecidir. Hı, hı. Islahat bir çözüm sürecidir. Hepsinde biz kaybettik. Çözüm değil de çözülme. Çözülme süreci. Yani çözüm süreci derken meşhur ismini söylüyorum. Hı. Doğru. Çözümü. Biz tanzimatla muazzam topraklar kaybettik. Cezayir 1826'da biz Yeniçeri'yi kaldırdıktan sonra elimizden gitti. 1839'da tanzimat fermanını ilan ettik. Hani Avrupa'yı memnun ettik ya. Avrupa'nın memnun olacağını bekledik. 1856'da tek kurşun atmadan Belgrad kalesini teslim etti. Mehmet Emin Ali Paşa. Davutoğlu ondan farksız demek ki yani. Bu kadar ağır. Efendim? Sen batıyla nasıl işbirine girebilirsin? Merkel'le yakınlaşmalar, işte efendim ee, Davut şey sayın işte e, Amerika'da yapmalar. Benim, ha, bu, bu nedir ya? benim en çok Şimdi istedim. bir sefer onurlu dış politika diyor ya. Hı -hı. Yabancı dille resmi konuşma yapan bir devlet adamı onurlu dış politika yürütemez arkadaş. Sen bunu yapamazsın. Türkçe konuşacaksın. Sen sömürge valisi misin? Benim en çok bir de, de dış politikayı bu biliyormuş de. da. Benim Efendim... en çok rahatsız olduğum bir husus da şuydu hepimiz hatırlıyoruz o dönemlerde biliyorsunuz Başkan Erdoğan'dan ters düştüğü süreçlerde o e, suçlan birlikteki yaptığı e, sözleşme Avrupa Parlamentosu'nda e, alternatif protokol uygulamasına tabi tutulacak şekilde Başkan Erdoğan'a itibar suikastı düzenledi. Evet. Biliyorsunuz. Ha bir de neyi biliyor musunuz? Amerika'da çölde Başkan Erdoğan'ın ağırlanması, Avrupa Parlamentosundaki konuşmaların içerisinde protokol gereği bundan sonra bizim açımızdan biz Davutoğlu devam ederiz. Bunları ne çabuk unuttuk aslında? Evet. Ya bir bakıyorsunuz oyun mükemmel oynanıyor. Bakın bunlar tesadüfi değil. Şimdi Sayın Erdoğan'ın Berlin Kongresi hamlesini Davutoğlu olsaydı ne olurdu biliyor musunuz? Hı hı. İmzalardı ve. O hocamın da sıraladığı maddeler var. Bunlar tıpış tıpış izlenirdi. E, güya heyet ya batı bir hile topluluğudur. Kaç anlaşmadır sen bunu öğrenemedin? E, Abi biz heyetimiz ne kadar bunu tabi canım. Ya biz bunu e, izledik Türkiye e, anlaşmaya uymuyor dolayısıyla Türkiye şu şartlarda efendim şunları yapmak zorunda diye bakın ben kurgu açıklamalar söylemiyorum geçmişte gördüğümüz açıklamalar nasıl biliyor musunuz hı hı. Ya Suriye muhabiri Yılmaz Bilgen kaç sefer söyledi bana 8 kilometre kaldı ya Cerablus Mare hattını PYD kapatıyordu Davutoğlu da başbakan kaç sefer rapor verdik diyor kaldı ya PYD kapatıyordu kim var? Stratejik, stratejik derinliğe sahip Davutoğlu var. Ya 8 kilometre kaldı ya. 8 metre gibi bir şeydir bu. Sen nasıl stratejik derinliğe sahipsin? Ondan sonra ne oldu? Efendim, Sayın Cumhurbaşkanımız... Hatta şunu da söyleyelim. O da masum bir hamle değil. Moskova'daki cami açılışından dönüyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Hı. Ne dedi biliyor musunuz? Bir kere söyledi onu. Ya Allah yardımcısı olsun adamın. Bir kere bak daha söylemedi. Dedi ki... Beşşar Esed'e butik devlet olabilir dedi. Herkes şok oldu. Ben de şok oldum. Beşşar Esed'e terörist diyordu. Bu stratejik derinliğe sahip genel vali efendim e, daha 24 saat geçmeden kameraların karşısına geçti. Niye stratejik derinliğe sahip diyorum biliyor musunuz? Şunun için. Ya sen bunu biliyorsun değil mi? Şu kadar dış politik efendim kurgun var mı? E, ferasetin var mı? Olması lazım. Kitap yazıyorsun. Bak bu adam Moskova'dan geliyor. Belli ki Putin'le bir anlaşma yapmış. Efendim, ya git bir görüş konuşma yapmadan önce. Ya da aç telefonla konuş. Senin Cumhurbaşkanı'nda görüşememe gibi bir ihtimalin olamaz. Ne yaptı? Kılıçdaroğlu gibi geçti kameraların karşısına. Olmaz öyle şey dedi. Beşşer Esed gidecek dedi. Bu samimi ifade midir? Bu masum bir ifade midir? Evet. Beşşer Esed gidecek dedi. Oyunu bozdun. Halep muhaliflerin elindeydi. O zaman... Tabii. Belli ki bu adam Moskova'dan geliyor. Anlaştı. Peşinden Cevat Zarif gelecekti. Hatırlıyor musunuz? Tabii tabii. Daha sonra Sergey Lavrov gelecekti. Hatta şey söyleyeceğim Genel şimdi. Kursudur, evet, şey söyleyeceğim şimdi. Rus uçağı düşürdükten sonra Sergey Lavrov gelecek mi, gelmeyecek mi tartışmalarda da yaşandı ya. Ya yeni bir oyuna giriliyordu. Belki Sayın Cumhurbaşkanı'nın Putin'le anlaşması gereği hakikaten Tartus, Laski, Hama, Humus gibi o civarlarda Beşşar e bu bir butik devlet olacak. Ve ondan sonra Türkiye e, muhaliflerin e, ciddi alanda kontrolüyle Suriye'deki bu Halep'teki katliam olmayacak. Şam yakınlarındaki Doğuguta'daki katliam olmayacak efendim. Bunlar olmayacaktı belki de. Ya da bekle ya. 24 saat geçmeden sen kameraların karşısına çıkıp ana muhalefet lideri misin? Olmaz öyle şey dedi. Beşer Reset gidecek dedi. Peşinden ne kadar ilginç. John Kerry aynı açıklamayı yaptı. Ve peşinden ne oldu? Rus uçağı düşürüldü. Beyefendi evet. çıktı bir daha dedi ki emri ben verdim dedi. Bir dakika sen oyunun parçası mısın ya? Sen oyunun parçası mısın? 8 kilometre kaldı. PYD kapatıyor sınırı. Ya başka Anlaştın. ne lazım? Libya gibi elimizden mi çıksın? Sonra Sayın Cumhurbaşkanı ne yaptı? Allah razı olsun işte. Görevden aldı beyefendi. Ondan sonra e, Fırat Kalkanı operasyona başladık. Ruslar aramızı iyi etti. Efendim, Fırat Kalkanı operasyona başladık. Biz bugün PYD'nin canına, çanına ot tıkıyoruz. Sayın Davutoğlu ne diyordu? Çözüm sürecinde o masa Tabii. yıkıldığında masa tekrar kurulabilir dedi. Tabii. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Nerede aleyhte hamle? Bunda bu şimdi yerli milli. Çözüm Peki, süreci nasıl kurulur ya? Libya Sen tarih bilmiyor musun? Libya politikasına tekrar dönecek olursak. Şimdi Libya politikasında da Sayın Erdoğan iki saat kalmadan çekti geldi. Bu beyefendi bu küçük enişte bunu imzalasaydı başbakan olsaydı, efendim imzalasaydı Sayın hocam maddelerin bir kısmını söyledi. Hı hı. Ee, şeyler e, senaryo çok güzel hazırlanmış. E barışı korumak adına. Berlin Kongresi'nde de barışı koruyordunuz 1878'de. 1856'daki Paris Kongresi'nde de koruyordunuz. Hiçbirinde efendim Türkiye'nin lehine güya kararlar alınmasına rağmen kararlar bizim lehimize uygulanmadı. Ya ben şunu soruyorum artık. Ya hani bizim topraklarımız? Bizim topraklarımız nerede? Batı'yla iyi ilişkiler kuracaksak hani şey deniyor ya. Türkiye Osmanlı neden yıkıldı? Efendim Batı'yı takip edemediği için. Hayır tam tersi. Batı'yı takip ettiği için. Bilmiyorsanız tanzimat fermanının maddelerini okuyun. Islahat fermanının maddelerini ve sonuçlarıyla birlikte ama. Birinci meşrutiyeti sonuçlarıyla birlikte. ikinci meşrutiyeti sonuçlarıyla birlikte okuyun. Şimdi bu e, dış politik kurgu yapanlar affedersiniz. Affedersiniz. Senin gibi aptal değil. Açıkça bunu söylemez zaten. Sen bunu maddeleri sonuçlarıyla birlikte okuyacaksın. Berlin Kongresi de bir tiyatro olacaktı aşk olsun. Ne yaptı? Çekti geldi. Sayın cumhurbaşkanı Şimdi burada Türk aydınının şunu görmesi gerekmiyor mu? Bizim ezik muhafazakar aydın Habire bizi eziyor bin, değil mi? Osmanlı'yı eziyor, Türkiye'yi eziyor, muhafazakarları eziyor. Türkiye'nin gücünü abartıyormuşuz da şu da bu da falan. Ya senin kurduğun dengeyi ben kurmuyor muyum? Bakın Amerikan tarihinde, aha söylüyorum, yazsınlar size, mesajda göndersinler. Amerikan tarihinde Amerika'nın kendi üslerini bombaladığına dair bir tane örnek var mıdır? Yok. Ee, Barış Pınarı Harekatı'nda Amerika bunu bombaladı mı? Bombaladı. Niye? Çekildi çünkü. Biz kullanmayalım diye. Kim çektirtti Amerika'yı? Türkiye. Amerikan tarihinde böyle bir şey var mı? Be geri aydın. Buradan sonuç çıkaramıyor musun sen? Efendim? Hala Batı ileri biz geri sakızını çiğnemeye mi devam edeceksin? Bakın buradan başka bir yere daha geleceğim. Uzattım mı? Özür diliyorum. Bir hocama geçeceğim. Tamam. İstersen, Şimdi bakın toparlayalım. Bakın ya Libya'da Sisi dedi ki ben tankları sokacağım dedi. Ya okuyun biraz ya. Geri zekalılar. Okuyun biraz. Ben tankları sokacağım dedi. Değil mi? Hı, hı. Soktu mu? 3-5 gün sonra tuttu Arap Birliği'ni toplantıya çağırdı. Tankları sokacağım diyen adam Arap Birliği'ni toplantıya niye çağırır? Bakın Amerikan üstü Amerika üstlerini bombalıyorsa Türkiye'ye zarar veremediği için hani Amerika'nın bir dudağı yerde bir dudağı yükte gökte Akdeniz'den füze fırlatır Türkiye'nin her tarafını vurur Ramboları şu su neredeydi ya bu Ramboları? Hani helikopterlerin her tarafından mermi atılıyordu. Nerede Barış Pınar Harekatı'nda Amerika'nın helikopterleri neredeydi? Bu Avrupa Birliği'nin, Fransa'nın, İngiltere'nin bombaları, silahları, şunları, bunları neredeydi? Libya'da niye bize bir şey yapamıyorlar? Allah'a şükür. Ezik toplumlar. Yani, yani şimdi burada bu. Aydın'ın şu sonucu çıkartması gerekmiyor mu? Geri zekalı Aydın. Bir dakika ya. Ya bunlar bize bir şey yapamıyor sanki ya. Oğlum yavaş yavaş kafan çalışsın lan birazcık. Yok arkadaş ya. Yok yani. Peki. Çok teşekkür ederim. Ee, Kutluk Hoca sizden devam edelim. Şimdi e, strateji derinlik üzerinde Libya politikası üzerinden biraz bakalım. Gerçi Suriye, Libya, Irak vesaire hepsine baktığımız zaman strateji derinlik e, Lütfü Hoca'nın deyimiyle strateji çöküntü süreçleri. Yüzeysel, yüze, yüzeysel, yüzeysellik. Evet, yüzeysellik <laughs> üzerinden biraz bakalım. E, e, diplomasi dili çok özel bir şeydir. Uluslararası hukukta da e, çok önemli kazanımlar elde eden sonuçta devlet adamlarıdır. E, bu anlamda e, göz göre göre gelen bir e, Libya politikası var, Suriye var, burnumuzun dibi, Irak'ı cehenneme çevirdiler. Bunlar her şeyi görüyoruz. Peki Libya'yı nasıl okuyamadık? Örneğin Bosna e, özelinden örnek verdiniz. E, ya Daha 90'lar yani geçmiş bir tarih değil. He. Herkesin hatırlayabileceği bir tarih. Bu kadar acıyı rahat unutabiliyoruz. E, diplomasi bizim Dışişleri Bakanlığı harici ne iş yapar? Şimdi e, Sayın Cumhurbaşkanı e, belki çok ayrıntılara giremez çünkü bu çok şeyle uğraşıyor. Bunu görevinde değil zaten. Görev Ayrıntı. Fakat toplantı içinde görüntülerde de görüyoruz e, Ferasetle ve e, bir dakika burada bir oyun var. Görüyorsunuz zaten yüzünü Okuyorsun, görüyorsunuz. Evet. Şöyle bakıyor şeyden. Yani onu anlıyor ama oyun nerede nasıl? Belki çok ayrıntılı kaçıncı maddede? Neyle yapacaklar? Belki bunu anlamıyor ama o kokusundan ortamı bir e, tuzak olduğunu görüyor. E, ve bunun sonucunda da en azından bir tepki göstermek için ayrılıyor. Ama o yani iş işten geçmiş kısmen e, inşallah e, düzeltilir ama burada sorumlu bizim dış işlerimiz ama baktığımız zaman biz e, 20 yıl boyunca 17 yıl boyunca efendim e, 18 yıl boyunca e, e, Ak Parti hükümetlerinde dışişleri ve kritik kadroları e, yurt dışındaki kadroları efendim TİKA'daki bazı kadroları hatta bazen istihbarat kadrolarını tamamıyla Davutoğlu ekibine bıraktık. Yani adeta outsource. Ne yani şu an halen Hariciye'de etkin olan Davutoğlu ekibim mi? E, zaten Hariciye'de bir e, yani monşer ekibimiz var. E, bir de Davutoğlu ekibimiz var. Ana ekipler bunlar. E tabii yani e, Davutoğlu biliyorsunuz yani %100 tam hakimde şeyde e, yakın e, insanlarla. Yani bunlar e, ben hiç aleyhlerinde de kon çoğunu da tanıyorum. Çok eee ...iyi arkadaşlar şeyler gibi görünüyor ama bir sistem içinde çalıştıkları zaman yeterli değiller. Yani bunu okuyamamış olmaları e, ciddi bir yetersizlik. Bir fiyasko mudur? Fiyasko kelimesini kullanmayayım ama e, yani e, e, eğer sizin cumhurbaşkanınız bunu hissedebiliyorsa, anlayabiliyorsa <laughs> siz de e, haftalarca süre, ya da günlerce süren e, diplomatik şeylerin sonucunda bunu anlayamıyorsanız. O zaman bir arıza var burada. Bakın bölgede çok enteresan şeyler oluyor. Hı hı. Bir tanesini söyleyeyim. Yani izleyicilerimiz de belki şaşkınlığa düşecektir. Arap ülkeleri ne özelliği? var? Arap ülkeleriyle bir numaralı özelliği nedir? Hidrokarbon kaynaklarına sahip olmaları değil mi? Dünyadaki hidrokarbon kaynakları yani petrol ve doğalgazı Arap ülkeleri sahip. İran sahip belki biraz bölgede. Yani bölgedeki Müslüman ülkeler. Dünyadaki hidrokarbon şeylerini kontrol ediyorlar. Peki e, bugün Ürdün ve Mısır doğal gazını kimden alıyor biliyor musunuz? İsrail'den alıyor. İsrail açar açmaz açtığı gün Le Leviathan e, şeysi var. Büyük e, gaz yatağı var. E, kendi e, bölgesinde Münhasır bölgesinde bunu almaya yani sormasına bile gerek yok zaten kontrol ettiği e, efendim Ürdün ve e, kralı ve efendim Sisi zaten İsrail'e çok yakın insanlar ve bunu almak için imza yaptı yani düşünün. Arap ülkesi sözleşmesi. ülkesinin hemen yanı başında, hemen güneyinde, solunda Libya var. güneyinde işte aşağıda Sudan var. Petrol zengini. Sağında şey var. Suudi Arabistan var. Yani dünyanın en büyük yatakları sen gidiyorsun aman diyorsun. İsrail'imin doğalgazını alayım şey olmasın diye. Dolayısıyla İsrail ne boru döşüyor ne bir şey döşüyor. Hemen dibindeki ülkeleri veriyor. Ayaklanma oldu neredeyse. Cumartesi günü halk e, Amman'da e, ne yapıyoruz dedi yani. Bu nasıl olur diye e, ayaklan Ve bunun üzerine aman şimdi geçici olarak biz bu gazı dolduralım dediler. Ve aslında kukla bir e, Amman'daki meclis daha çok krala bağlı hemen hemen kendi atadığı insanlar hemen karar aldılar. Bir süre için işte bunu durdurma tavsiyesi veriyoruz yönetime falan diye bir şey yaptı. Çünkü halk ayaklanıyor. Çünkü halkın bir feraseti var iyi kötü. İsrail'den doğan gaz alınmayacağını biliyor yani şey olarak. Aynı şekilde mesela bakıyoruz biz. Mısır? E, Mısır almayı devam ediyor çünkü Mısır'da çok e, farklı bir durum var tamamıyla sisi rejimi devam ediyor. Bakıyoruz mesela Daesh. Daesh ne oldu? Bitirildi değil mi? Tamamıyla her taraftan yeni atıldı, bitirildi. Şimdi e, bütün şeyler diyorlar ki mesela e, Ürdün Kralı e, Ab e, Abdullah ne diyor? Efendim Daesh e, yeniden ortaya çıkacak efendim bütün bölgedeki insanlar Daesh diriliyor diyor. Nasıl diriliyor? PKK ele geçirdiği Daesh teröristlerin hepsini serbest bıraktı. Ailelerini önce serbest bıraktı. Sonra kendilerini serbest bıraktı. Gerekçe olarak da biz bunların aşiretleriyle konuştuk. Aşiretler bunlara bakacak. Biz onlara adam ederiz dediler. O yüzden serbest bıraktık dediler. Amerika'nın emriyle. Amerika bunları Çinuk helikopterleriyle bugün Ambar bölgesine yani Ambar eyaletine Ambar eyaletine götürdü İran ve bunlar yerleşmeye başladılar. Şu anda eğitim kamplarında yeni harekat için binlerce Daesh teröristi yeniler de var aralarında eğitiliyor. Amaç nedir? Bölgede yeni bir Daesh şeysi çıkartmak. Amerika bunu yapıyor. Neden? Çünkü saldırı yaptı. Bu Haçlı Şabi ve efendime söyleyeyim İran'ın işte Kasım e, ka, e, evet, e, Tugaylar e, evet hı. Kasım Süleymani'yi de e, halletti. Oradan borçluktan yararlanarak çünkü iyi kötü hı hı. bu Şii güçler Daeshle çatışıyordu korktukları için Daesh güçlenince çünkü Daesh acımıyor Şiileri kafir diye öldürüyor hepsini. E, dolayısıyla bunlar çatışıyordu. Bunlar zayıfladığı için e, İsrail de bir bombardıman yaptı e, geçen hafta e, Haçlı Şabiye. Bunlar güçlenmeye başladılar. Bakın yeniden bunu ortaya çıkaracaklar ve diyecekler ki efendim Türkiye bunları besliyor. Çünkü <laughs> Avrupa öyle diyor ya e, DAEŞ'i Türkiye kurdu, Türkiye besledi diye bir efsane var. Türkiye besliyor. Kime, kime ihtiyacımız var? PKK'ya ihtiyacımız var. PKK duruyor mu? Duruyor. E hadi PKK'yı tekrar bölgeye Sane sürelim. Aynı tiyatroyu devam ettiriyorlar. E, Libya'da benzer bir durum var. Libya'da sadece Libya değil. Bakın Libya'nın çok özel bir durumu var. Libya bizim için yani Müslüman alemi için yaşamsal. Çünkü Libya'nın e, doğusunda batısında bütün ülkelerde yani orada e, Nijer'den tutun e, efendim Çad'dan e, tutun e, hemen sınırı yok ama orada Mali var, e, biraz ilerisinde e, Cezayir var, e, büyük şeylere Gebe, e, Tunus'ta sıkıntı var, hükümet sıkıntısı var. Bütün bunları bir e, Sudan'da biliyorsunuz dar, karşı darbe yapılmaya çalışıldı geçen hafta başarısız oldu, e, şu anda idamlar olacak. Yani e, bütün bu sıkıntılı bölgenin ortasında Libya kurtulursa düzgün bir sisteme geçerse. O zaman buralar içinde ümit var. Ama Libya Sisi'ye benzer bir rejim altına gelirse yapacağı iş bütün bu ülkelerde e, proje çok basit. Bakın Nijer'de de aynı proje var. Nijer'de. Efendim şeyde de aynı proje var. E, Mali'de de aynı proje var. Önce e, şeyler konuluyor eee daeş'ler konuyor ya ya da daeş yok da daeş biz daeş'in e, mümessili franchise bu. Yani nasıl McDonald's franchise'ları var, daeş franchise'ları var. E, Tuareg'ler bilmem ne bir, bir takım gruplar biz DAEŞ'liyiz diyorlar. Onlar gibi giyiniyorlar ve ondan sonra karşı şey yapıyorlar. Bakın, e, şeyde e, Nijer'de 89 kişi öldürdü. 89 askeri öldürdü. yani basbaya savaş e, girdiler. Kendilerinden de 60 kişi e, öldü. Yani 150 kişinin, 160 kişinin öldüğü e, bu başbaya bir muharebedir, bir savaştır. Bunlar e, sergileniyor ve bunun için Batı'nın ürettiği e, sentetik Daeşliler kullanılıyor. E, burada da Daeş var. Yani bakın hep şu anda Batı'da şöyle bir hikaye var. Bizim CHP'liler de aynı şeyi söylüyorlar sağ olsunlar. Yani onlar da Batı'yı okudukları için... ...yoksa kötü niyetli olduğunu zannetmiyorum... ...diyorlar ki efendim Sarraç... ...bizimkilerle yakın... ...ha demek o e, dinci... E, da, ...şey bunlar Hafter... ...iyi adam... E, ...işte e, seküler falan... ...böyle şeyler yapıyor... ...halbuki Daesh Hafter'e destek veriyor... ...yani El-Kaide Hafter'e destek veriyor... ...amaç orada büyümek... ...bir olay çıkarmak... ...dolayısıyla biz bunları çok iyi okuyamıyoruz... ...bakın... E, e, ...bir noktada iyiyiz askeri teknolojilerimiz projelerimiz hı hı. ve askeriyemiz ciddi adımlar atıyorlar <laughs> ve ciddi bir caydırıcılığı var fakat diplomasimiz bizim 17 sene 18 sene sonra artık yerli ve milli olması lazım diplomatlarımızın ve hükümete bağlı olmaları lazım onları oraya atadı diye efendim Davutoğlu ekibine efendim şarkısını e, ...sürdürmemeleri lazım. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ee, Lütfü Hocam... ...şimdi e, hariciye kısmına biraz değinelim. E, Diplomasi de... ...özellikle Türkiye çıkarları doğrusunda... ...gerçekten bizim hariciye ödevini... ...iyi çalışıyor mu? Ya tabii yani mutlaka... ...bizim haricinin... E, ...deneyim aslında fena değildir. Yani bu monşer... ...ayrımı filan da var ama... ...bizim bu monşer dediğimiz... Büyükelçiler, diplomatlar aslında e, belki yeni gelişen Türkiye'nin konseptine uygun olmayabilirler. Yani işte o yurtta sulh, cihanda barış, Atatürk'ün o ilkesini e, biraz farklı yorumluyor onlar. Yani bu Monşer dediğimiz arkadaşlar aslında deneyimli arkadaşlardır. Ama e, hataları nedir? Artık Türkiye'nin bu Orta Doğu'da bölgesel güç haline dönüşmesi sürecinde Türkiye'nin yeni açılımına, yeni yükselişine, bölgede etkin bir politika izlemesine uygun bir dış siyaset konsepti geliştiremediler. Yoksa tabii o monşer dediğimiz kesimin kötü niyetli olduğunu falan söylemek doğru olmaz. Yani ülkelerin dışişleri bakanlıkları ve diplomasileri zaten genelde kendi siyasal güçleri, ekonomik güçleri, askeri güçleriyle orantılı olur. Yani mesela diyelim ki siz bundan 30 yıl önceki veya da 40 yıl önceki Türkiye'nin diplomasisiyle işte bugün 2020'deki Türkiye'nin dış politikası, diplomasisi tabii aynı kalıplarda değerlendiremeyiz. Yani ülkenin büyümesine göre, gelişmesine göre diplomatik söylemler de, diplomatik açılımlar da değişir. İşte Mumaşer dediğimiz arkadaşlar belki bu dış politikaya uyum sağlayamadılar. Ama şunu söyleyebilirim. Yani bizim a, eksikleri var. Her dişçileri bakanı olduğu gibi. Mesela diyelim ki Sovyetler Birliği dağıldığı zaman ne çıktı orada? Bizim bir Sovyet masasının doğru çalışmadığı. Özbekistan'la ilgili, Azerbaycan'la ilgili, Tacikistan'la ilgili Kazakistan'la ilgili aslında derin bir analiz yapan, siyasi, ekonomik, politik analiz yapan masalarımızın olmadığı ortaya çıktı. E şimdi İslam ülkeleri de öyle. Mesela diyelim ki diş bir Suudi Arabistan üzerine veyahut da işte buradaki yapı üzerine veyahut da Libya üzerine, <laughs> İslam dünyası işte Afrika üzerine, başlangıçta söylüyorum Cezayir üzerinde böyle saatlerce konuşabilecek kaç tane şey vardır yani? iyi bir diplomat vardır. Bu tartışılır bir şey. Dediğim gibi yani adamlar Arapça bilmiyor. Yani Arap basınını Arapça olarak takip edemeyen bir diplomat Arap dünyasını ne kadar bilebilir? Hatta sadece Arap basınını bilmesi gerekmez. Son tahlilde Arap tarihini ve İslam'ı da bilmesi gerekir. Yani İslam'ın farklı versiyonlarını da bilmesi gerekir. Yani bir Arap dünyasını çözümlemek için sadece Arapça bilmek de yetmiyor aslında son tahlilde. İslam'ı ve Kur'an'ı da bilmeniz gerekiyor. Arap tarihini de bilmeniz gerekiyor. Bu anlamda çok yetişmiş elemanlarımızın olduğunu söyleyemeyiz ama bu Türkiye'de da... yeterince eleman yetişmedi demek yetişmedi biraz yani. 80, Doğru, 80 milyonluk, 84 milyonluk bir ülkeye bu ayıp yetmez mi? Yani ya yani bu, ayıp, bu nasıl bir dil? Ayıp Şunu beni mi? rahatsız eden Şimdi bana derseniz ki evet liyakatsız insanlar atama yapıldı vesairesi derseniz bunu anlarım ama 84 milyonluk ülkede kalkıp çıkmıyor. hariciye hariciye de adam yetiştiremedik demek ne demek? Yani bu bu, bu... çıkmıyor. Şimdi neden doğru çıkmıyor mudur hocam? Dolayı, doğru şundan, doğru çıkmıyor adam çıkmıyor bundan yani. dolayı. Çünkü Yetersiz de... eğitim sistemi feci. Şöyle şöyle söyleyeyim yani. A, Şun, bir şey. Şu yani. Slogan, bir slogandan hareketle yanlış anlaşıldı yani. Yurtta sulh barışta sulh demek bölgesel meselelerle ilgilenmemek, dünyaya ilgilenmemek anlamına gelmiyor aslında. Mesela onu bırak, Arap uzmanı falan bırak. Kürt uzmanı yok. Kardeşim yani Türkiye'de ne kadar Kürt yazıyor, Kürt kökenli vatandaş yaşıyor. Diyelim ki 15 milyon. E peki dünyadaki en ünlü Kürt uzmanlarının Türkiye'de olması gerekmez mi? Ya hayır bakıyorsun işte Avrupa'da Kürt Fransızdır. Fransızdır, Alman'dır, İngiliz'dir. Evet, bir bakıyorsun Ruslar yetiştirmiş. Rusya'da Kürt var mı? Vladimir Minorski en büyük Kürt uzmanlardandır. Ne kadar Kürt var Rusya'da? Mesela diyelim ki Hollanda. İşte Yaklaşık Martin, hocam ben Rus coğrafyasını inceledim orada. Yaşayan Kürtlerin özellikle Ermenistan'a bağlı Kürtler var. Bir de Moskova merkezli yaşayan Kürtler var. Arkur İstanbul bölgesi filan vesaire var. Ondan Kürtlükle de ilgisi yok ama Kürt bölümü var. E, ve Kürtlerle ilgili sosyolojik dehşet çalışma yapıyorlar. Yani Türkiye'nin o demografik yapısını. Söylüyorum. yani işte Ermenice bilen tek bir siyasetçimiz yok. Bir kişi vardı, bir parlamenter vardı. Bir tane Seyit Bey vardı. vardı. Bir, bir kişi. Evet. Mesela işte ha, onun diye diye bir şey. Hollanda'da Kürt mü var? İşte en büyük Kürt uzmanlardan birisi kim? Martin van Woon Brunissen, değil mi? Hı hı. Amerika'da Kürt var. İşte Kaliforniya Üniversitesi Yonah Sabar. Hı Hem Kürt dilinin tüm lehçelerini konuşan bir büyük bir Kürt uzmanı. Şimdi adama sorarlar Türkiye Cumhuriyeti yönetenlere sorarlar kardeşim. Sizin kaç tane bütün Kürt lehçelerini konuşan Kürt uzmanlarınız var? Yok. E şimdi şimdi işte yeni yeni filan başladı. Dolayısıyla şimdi... Böylece böyle, hain ilan ederiz oğlum, ya İslami, işte böyle İslami, bir is, yani. aziz kardeşim yani İslami konular da böyle yani. İşte biz Seyit Kutub'un deyimiyle İslam'ı bile Batı'nın bize öğrettiği kadar biliyoruz. <laughs> e şimdi bizimkiler kalkıp diyor ki işte bu bizim en büyük İslam bilim uzmanımız kim? kim? <laughs> Fuat Sezgin mi? E peki Fuat kimin öğrencisi? Yani Helmut Ritter'in öğrencisi kardeşim Alman, Brokelman. Helmut Ritter yani Fuat Sezgin dediğiniz adamla rahmetli de son tarihde İslam bilim uzmanı olmak için Helmut Ritter tarafından yetiştirmiş bir adamdır. Ya bu ayıp bize yetmez olur mu? Yani biz şimdi Harici'yi konuşuyoruz. Harici Harici'nin geldiği kısmına. Işte, bunu söylüyorum. Yani sen şimdi Harici'yi bırak dinimizi oryantalistten öğreniyorsun. Daha şimdi mesela dünyanın en büyük Kur'an uzmanı kim? Literatürde. Şimdi i̇şte Teodor ne öldü ki? Teodor ne Kur'an çalışmasını aşamamışsın be adam. Affedersin yani. Kaç tane ilahiyat fakültesi var? Bir Kur'an tarihi yazmamışsın doğru dürüst. Şimdi dolayısıyla sen mensup olmuş olduğun bir dini bile eğer batıdan öğreniyorsan şimdi adama sorarlar senin kaç tane Ermeni Ermeni vatandaşlar var Ermenice bilen uzmanın var Türkiye'de Yahudiler var Kaç tane İbranice bilen adam var? Rumlar var. Kaç tane var yani uzmanlık Hüsnü şey türlü. biliyor yeter hocam ya. Ya tamam biz İbranice biliyoruz ama şimdi <laughs> ha bu kadim İbranice bilmiyoruz. Şimdi dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum işte. Dişişleri de yani e, Sabri kardeşim, Sabri Bey kardeşim dişişleri de bundan çok farklı değil. Yeni yeni biz artık uyanmaya başladık. Yani yeni yeni artık Dışişleri Bakanlığı'nda Arapça konuşmaya başlayan uzmanlar var. Hocam bu yurt dışında da e, bir ne? eziklik değil mi ya? O ülkelere karşı gittiğinizde e, e, o, yani. o bölgeyi bilmiyorsunuz, sosyolojisini bilmiyorsunuz. Ha tamam orada yıllardır kamuda çalışan gibi çalışan oradaki o ya ülkenin vatandaşı ben, var. Ama sen Ta ben bilmeyebiliriz de. Ama kim de? yani? Ne üreteceksin? Hayır şunu söyleyeyim. Sen ben bilmeyebiliriz de. E dişişleri bakanlığı nasıl bilmiyor? Şimdi Roma'ya büyük elçi hayır, atıyorsun. Hayır sen ben de bilmesi lazım. Lütfi Hocam e, yani tamam bak. yani. Sen ben bilmezsek Hı -hı. dişişleri bak. Bakın ben İngiltere'de mesela bir şey seyrettim. Televizyon BBC 2'de bir şey yapıyorlar şaştım kaldım ne yapıyorlar biliyor musunuz ee, yani oyun şeysi gibi Balak Savaşı yani Kırım Harbi'ni evet. simülasyonunu yapıyorlar pazar gecesi 2 saat boyunca Kırım Harbi millet telefonla bağlanıyor İşte komutan şuradan gelmesi lazım ben yıllardır derim biz orada hata yaptık falan. Biz Kırım Savaşı'nın ne olduğunu bilmiyoruz. Adamlar şey yapıyorlar. Yani tarihsel derinliğe baktığın zaman bizim hariciyecilere... Türkiye 1923 yılında başlamıştır. Ondan evvel böyle bir barbar <laughs> bar bir şey vardı falan, kötü insanlar vardı. İşte şimdi şeyde tabii, her şey düzeldi falan böyle bir zihniyet olursa, Evet, evet. hariciyede de bunu oluşturur çünkü harici halktan geliyor. Tabii tabii şimdi şöyle söyleyeyim. Artamı Ben tabii ama tabii bilmemiz gerekir zaten akademisyenler ve aynı zamanda tabii dişleri daha önemli olduğu için operasyonel bir yapı. Şimdi mesela şöyle söyleyeyim. Bak bizim eksiğimiz mesela İngiltere'de Tavistock diye bir enstitü var. Tavistock Bak şimdi Tavistos'taki adam Van'ın Çatak ilçesinin köyündeki muhtarın hangi tarikata bağlı olduğunu bilir tamam mı? E şimdi sen Avrupa'ya o kadar adam gönderiyorsun doktora yapmaya filan. Sen zannediyor musun ki onlar oradaki işte İngiltere'de Glasgow'da Londra'daki localar nedir, sivil örgütleri nedir filan onlara çalışıyor. Hayır ya diyor ki sen diyor git diyor Türkiye'de, Türkiye'de diyor, Türkleri çalış diyor, çalış diyor. Mesela peki sorarlar adama sen niye Glasgow'da Londra'daki sosyolojik yapıyı bile... Hocam YÖK bundan ilgili yeni bir düzenleme yazmadı mı? Ya YÖK'ü şunu söyleyeyim. bizimkiler şey YÖK'ün ne yaptığını da bilmiyorum. YÖK'ü kaldıracaklardır. Kaldırıp kaldırmak bir şey değil de. Ya şunu söyleyebilirim sana. Elbette ki çok iyi değerler Akademisyen arkadaşlarımız var. Yeni Türkiye'de iyi insanlar var. Fakat bu konularda aziz kardeşim İngiltere ile Amerika ile falan karşılaştırıldığımız zaman dökülüyoruz. Yani Türkiye'de insanlar maalesef şu Anadolu'yu oluşturan oluşturan halklar konusunda bile doğru dürüst bir uzmanlığı yok. Uzmanlar batıda. Bilgi gücü nerede? Batıda. Yani şimdi o zaman şöyle oluyor. E diyorsun ki batı bizi niye karıştırıyor? E çünkü batı seni senden daha iyi tanıyor da onun için karıştırıyor. Yani Francisco Bacon'ın science is power yani bilgi güçtür şeyi çok doğru. Bilgi güçtür kardeşim. Bilgi güçtür. Mesela eğer siz Libya'yı Fransa'dan daha iyi tanıyorsanız, Mısır'dan daha iyi tanıyorsanız, bu şu demektir. Libya'da en etkin olan sizsiniz demektir. Siz Suriye'yi İngilizlerden, Amerikalardan, Ruslardan daha iyi tanısaydınız, başlangıçta Suriye'deki bu hataları yapmazdınız. Ahmet Davutoğlu'nun o yüzeysel, afaki, platonik politikalarına teslim olmazdınız. Tamam mı? Başlangıçta söylüyorum. Şu anda Türkiye... Suriye'de doğru politikalız Ayrı bir konu başlangıcı söylüyorum. Hı hı. E niye? Çünkü senin halen Suriye doğru dürüst bir Suriye uzmanının olmadığını gösteriyor. Halen senin işte Suriyedeki yapıyı tanımadığını, tanımadığını gösteriyor. E Şam'da Cuma namazı kılacak mısın? Yani sen bırak sen elbaba giremiyorsun bir haftada iki haftada bir Azizi ele geçiremiyorsun yani yok efendim Şam'a bir haftada ineceksin ya böyle bir yüzeyselik olur mu? E olmaz tabii ki ondan sonra gidip Putin kuruyor. Putin ziyaret ediyor Şam Emeviye Camii'ni. Çok kötü bir mesaj. Şam Emeviye Camii'ni Putin ziyaret ediyor. biz orada cuma namazı kılacaktık ya. E, kılacağım ya kılacağım ama Putin, diyor, Putin, işte Putin, diyor, diyor. Putin, Putin, kılmadı namazı. <laughs> ya yani ben e, buradayım diyor gelin kılın diyor. E, tabii <laughs> Putin diyor ki tabii Putin diyor ki ben kılıyorum diyor bak aslında. Bak Şam Emeviye Camii'nde benim diyor. Şam Emeviye Camii'nin yıkıldı, döküldü. E Şam Emeviye Camii'ni ziyaret etmek önce Sayın Cumhurbaşkanı'na yakışır. Ahmet Davutoğlu'na yakışırdı, Putin'e yakışmazdı. Öyle mi? Öyle. O zaman demek ki tarih bilmek lazım. İlim bilmek lazım. Dış politika bilmek lazım. Evet şu anda Türkiye Suriye'de doğru politika izliyor. Çünkü en azından Amerika'nın ve Batı'nın burada kaypak olduğunu yine meselenin İran'la gerçek aktörlere Rusya'yla ancak çözülebileceğini anlamış oldu. Şimdi dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın Berlin'i terk etmesi de iyi oldu bir anlamda. Çünkü daha önceki konuşmalar hatırlar ne söylemiştik burada? E ben demiştim ki arkadaşlar da Türkiye'nin sorunları, İslam dünyasının sorunlarının hiçbirisi Berlin'de çözülmez kardeşim. Bak gördün değil mi? Amerika'da, Washington'da da çözülmez. Londra'da da çözülmez. Bana bir Ebu Bekir Hoca da şey, tarihçi. Bana birisi desin ki bir İslam ülkesinin sorunu bir batılı başkente çözülmüştür hiçbirisi çözülmemiştir. Hatta daha karmaşık hale gelmiştir. Daha da berbat hale getirilmiştir. O zaman demek ki yine aramızda ne kadar sorunlar olsa da İslam ülkelerinin sorunları Tahran'da, Ankara'da, Kahire'de, Şam'da işte beğenmediğim Vahhabi, Riyad'da çözülür aziz kardeşim. Bunu denemeliyiz yani. Buralarda çözmek zorundayız. O zaman ne birliği lazım bize? İslam. İslam, İslam, birliği, İslam. birliği lazım. Dolayısıyla şimdi bak bu Müslümanca bakış tarzı budur. E, elbette ki yani hani o dediğim gibi Dışişleri Bakanlığı'ndaki çok önemli, deneyimli diplomat arkadaşlara saygısızlık yapmak istemem. Fakat bu yurtta sulh, cihanda sur ilkesinin yanlış yorumlamak lazım. Yani evet yurtta sulh güzel bir şeydir. Yani sulh olması güzel bir şeydir. Eğer ülkede barış olsa dış ülkelerde de biz barış isteriz. Ama bu şu anlama gelmiyor. Yeri geldiği, geri geldiğinde de Sivis hakem parabellum. Sor istiyorsan savaşa hazır ol. Heraklitos'un dediği gibi onu da yapmak zorundasın. E Mustafa Kemal yurtta sol, barışça sol dedi ama ö, ö, işte ö, ölmesine yakın da ya Hatay'ı bir saniye Hatay bizdeki önemli bir aydın sınıfı yurtta suç da şey, farklı Mustafa, algılıyor hocam. Yani. Şimdi Mustafa Kemal'e dayanıyorlar ya bu konuda. E tamam da kardeşim Mustafa Kemal hasta yatağında ta şeye gitti. Bunu hepimiz biliyoruz. Gerçekten Hatay'ın ana vatana katılması için gerçekten elinden geleni yaptı. Bunu hiç kimse inkar edemez. Hasta 38 lira doğru hasta yatağındayken ta falan gitti. Ya canım bunu herkes biliyor. E demek ki yani son tahlilde e, bazı arkadaşların bu noktada Mustafa Kemal'i de yanlış yorumlama ihtimalleri yüksek. E, dolayısıyla şunu söyleyeyim. E, Libya'da gelince ben tabii biraz konuşamadım konuşayım. Libya'da şunu söyleyeyim. Şimdi Ebu Bekir Hoca'yla şöyle ayrışıyor olabilirim. Ya elbette ki bizim bir gücümüz var. Yani Türkiye Libya'ya askeri çıkaracağım dediği zaman dengeler değişmeye başladı. Fakat şunu unutmamak lazım. Yani Libya'da operasyon yapabilecek tek güç biz değiliz. Burası açık. Rusya'da, Fransa'da Fransa da operasyon yapabilir. O gücü var. İngiltere'nin de var o gücü. Amerika'nın da var. Yani operasyon yapabilecek güçleri var. Hatta Mısır'ı kışkırttıkları zaman Mısır üzerinde de yani aslında... Her türlü operasyon gözükler, 20 milyonluk bir ülke askeri çıkarır yani. Mısır askeri çıkaramaz diye bir şey yok. Mısır'ın da içinde hava kuvvetleri bayağı emnatır, bayağı uçak var. Mısır da aslında yani operasyon yapma ihtimali var. Ama iş dengeler açısından e, tabii, ciddi bir söylüyorum. sıkıntısı da var Mısır'ın. Onun için söylüyorum. Hı hı. E, dolayısıyla şöyle bir şey diyemeyiz. Efendim biz e, tamam orada olalım ama artık Libya'da hiçbir güç bizim karşımıza çıkamaz. E Bu doğru bir politika değil. Çıkamaz değil. Çıkıyorlar da zaten. E şimdi bak mesela, mesela savaşları içerisinde her türlü çıkabilirler. Bak şunu, bak şunu söyleyeyim ya. Burada, burada açık şeyler var yani. Şimdi bak Amerika Amerika'ya ne yapıyor yani? Biz, biz İran'ı kırıyoruz ama e şimdi sen Amerika muaveneti sen Amerika'ya cevap verebildin mi? Hayır. Yok. Askerlerin başına çuval getirdiği zaman cevap verebildin mi? Hayır. Hayır. E peki onu bırak hadi Bizzat Cumhurbaşkanı diyor ki Müttefikimiz 30 bin tane tır silah veriyor PKK'ya PYD öyle mi? Veriyor. Peki sen Amerikan konvoylarını vurabiliyor musun? Ya söylüyorum burada bu televizyonda söylüyorum. Amerikan konvoylarını konvoyları vurabilir misin? Direkt olarak. E vuramıyorsun. Bunun bir Siz bedeli var. Karşımıza çıkacaksa vuracak ya, sevgili kardeşim, bak, var. Ha, tamam bizim de bir gücümüz var da karşıda da bir güç var. Vuramıyorsun bu konvoyları. Vurabilir misin? E vuramadın. Ha, demek ki ortada bir dengeler var. E şimdi bazıları da öyle diyor mesela İran'a şöyle haksızlık yapılıyor. E İran efendim işte üstte şey gönderdi. O füze gönderdi. En iyi İsrail'i niye, İsrail niye Amerika'yı vurmuyor? Çok basit bir söz. Yani İsrail'i ve Amerika'yı vurmak öyle çok basit bir şey mi yani? Sen vurabilir misin? E şimdi Filistinleri eziyor öyle mi? Eziyor Amerika şey İsrail. Hı hı. Eziyor. Tamam biz Filistinler yanındayız ama sen Filistinleri eziyor diye Tel Hatay sınırından füze gönderebiliyor musun kardeşim? Veya da sen Amerikan 6. filosunu Sicilya'da Akdeniz'e çıkarıp da vurabiliyor musun? E o zaman ne yani? E, anlaşılan o, biz... daha çok konuşacağız bir Şimdi reklam Demek arasına bir şey şey şu, hocam. Demek istediğim şey Türkiye'yi küçümsemek Hı -hı. için söylemiyorum bunu. Elbette ki biz dengeleri değiştiriyoruz, oyunları bozuyoruz. Türkiye'nin de bir gücü var ama hamaset yapmanın bir anlamı yok. Hı -hı. Yani havalarda havalarda dolaşmanın bir anlamı yok. Dünya Dünyada güç dengeleri var. Elbette ki Libya'da ki Tek aktör biz değiliz. Onun için Türkiye ne yapıyor? E, temkinli gitmeye çalışıyor. Diplomasiyi işletmeye çalışıyor. Anlatabiliyor Hocam birazdan e, son bölümde özellikle Masonlar ve Rotaryan Liyoslara döneceğiz. O Masonik yapıları biraz incelemiş olacağız. Değerli izleyiciler e, kısa bir reklam arasına gideceğiz. Bizden ayrılmayın. tekrar ekranlarda karşınızdayız. Programın birinci bölümünde özellikle Hariciye ve Libya özelinden Berlin'deki konferanstan ilgili konuştuk ama biraz da Hariciye'nin değil de Türkiye'nin genel kurumları kimlerin elinde onu konuşalım. Biliyorsunuz Mason veya Mason hocaları Masonik yapılar dediğimiz Üstad Masonlar Locası, Rotaryenler Kulübü, Lyonslar Kulübü vesairesi. Türkiye'de ilginçtir bu. Hep gündemdedir ve herkes konuşur. Böyle bir gizemden bahseder. Devletin içerisine sızanlara da özellikle beyefendi sıfatı veriliyor. Beyefendi sıfatlarıyla birlikte yetinmezler efendim. Devleti gizli yönetmeye talipler. Daha doğrusu küresel ölçekte Ticari hukuk içerisinde de lobileşme, biraderler birliği gibi birçok alanlara da hakim olduklarını söylememize fayda var. Türkiye'deki Lyons ve Rotaryan lojaları ne iş yapar? Bunlar batıya yaranma ve eziklik adı altında her türlü Türkiye'nin kaynaklarını yurt dışına veya kendi kardeşleriyle paylaşma gibi görevleri vardır. Bunu da açıkça söyleyelim. 1984-85 yılında İstanbul'a geldiğimde eski şehirler arası şey şehir içi vapur hatları vardı. Orada Lyons odası yazardı. Rotaryen odası yazardı. evet bilmiyorum sizler de hatırlıyorsunuz. şehir vapurlarının içerisinde o localarda bakıyordum böyle minderli olan yerlere. seçkin İstanbul beyefendileri gelirlerde hemen bir şapka çıkarırlardı, geçerlerdi. Kaptan da selam dururdu. Bunlar ne de olsa Türkiye'nin sahipleriydi. Daha sonra hastanelerde ben onu görmeye başladım. Lyon's tarafından yapılmış özel odadır gibi ve arkasında e, liselerde e, görmeye başladım. Örneğin Osman Bey'de, Şişli Bakırköy gibi böyle seçkin Kadıköy moda gibi yerlerde Lyon's Kulübü tarafından şu okul böyle dizayn edilmiştir filan vesaire. Allah Allah ya falan yerde. Ha bir de ne için? Evet. Doğum kontrol hapları noktasında da Doğu ve Güneydoğu'da da o e, çok önemli hizmet adamlarını gördüm. Nüfusun üremesini durdurmak için, Türkiye'nin gençliğini de blokajda tutmak için. Neymiş? Toplum bedeni ve bilgin olacak. Bu kadar çocuk neyinize diye bir de böyle bir şeyimiz var. E, Avrupa'nın e, geleceğini hep tartışıyoruz. E, üremesi bitti diye. Hoca <laughs> evet aslında derdimiz çok. Ben Kutluk Hocam'dan biraz başlayayım. Mason locası tarihi. Rotaryenler, Lyonslar, siz İngiltere'de de uzun süre kaldınız. Doğuş merkezleri orada üremedir. Her ne kadar Amerika'da doğduğunu bilsek de asıl noktaları orada. Ne iş yapar buralar ya? Ee, şimdi tabii e, çok eski tarihi var. E, 28 Mehmet Çelebizade Sait Efendi'ye kadar gidiyor. Yani e, 200-300 yıllık e, Türkiye'de. i̇çimizdeki eziklere kadar gidiyor diyelim mi? Tarihi var. Yani o da şeydi tabii e, e, Fransa e, Paris Büyükelçisi'ydi. Hı hı. Şimdi Türkiye'de tabii bu eski ve çok ciddi siyasi sonuçları da oldu. Hatta bir seferinde de sizinle de görüşmüştük şeyde. İttihat terakki mesela Mason localarının dokunulmazlığını kullanarak Mason locaları içinde örgütlenmişti. Yani siyasi bir nokta olarak kullanmıştı bunu. Bütün ittihatçılar Mason localarına en azından kağıt üzerinde üyeydiler... Ama aslında bunu e, kullanmak için yani Masonik ilkelere falan e, çok fazla önemsediklerinden değil bunu bir gizlenmek ve toplantı yapmak için kullanmışlardı. Sonra 1930'lu yıllarda biliyorsunuz e, Atatürk bunu aynısına kendisine karşı kullanılabileceğini düşünerek ya yani aynı yöntemle kendisine karşı hareket edilebileceğini düşünerek Bunları kapattı. E, İngiliz kralı geldi açalım bunu falan dedi. Açmadılar. Sonra Atatürk'ün vefatından sonra e, efendim e, İsmet İnönü tekrar e, locaları açtı. E, Türkiye'de çok önemli bir etkisi oldu bunların. Şimdi e, zamanla tabii kendi güçlerinin çok azaldığını her zaman söylerler ben mason locasına bir insanın gitmesinin engellenmesine karşı değilim. Yani eğer girmesi istiyorsa girebilir. Bir problem yok. Ee, ama şu çok önemli. Ee, mason locasının üyesi olduğunu devlete veya ilgili teşkilatlara belirtmesi lazım. Hı hı. İkinci bir noktada şu. Ülkede bu şeffaflık var mı? Ee, yani e, e, belli yerlerde var. Yani mesela mite girecekse ...onu belirtmesi bildirme Zaten MIT bilir şeyi. Ama diğer yerlerde çok net olmayabilir. Ben mesela bir sivil toplum kuruluşunda bulunmuştum. MIT'in içerisindeki bulunmuştum. aktif birimler mason nasıl öğreneceksin? Zaten vardı. Çok kuvvetlidir. Yani MIT'in içinde her zaman için çok çok kuvvetlidir şeyden. Ama bilinir de onlar yani Hı -hı. şey olarak. Şimdi ben şuna çok şaşıyorum. Mesela bu belli medyada belli kişiler var. Ne zaman FETÖ konusu konuşulsa, F dediğiniz anda cemaatleri hepsini kapatmak lazım. Cemaatler kontrol altına girsin. İnsanlar bir araya gelemesine, iki kişi bir evde buluştuğu anda hemen boğazına çökülsün demeye başladılar. Yeni bir trend bu, giderek de artıyor. Ben yurt dışı bağlantılı kişilerin özellikle bunu vurguladıklarını düşünüyorum öyle e, bunlara da özellikle platform veriyor medya, be, belli medya e, kesimlerinde. Şimdi bunlar hiçbir zaman kalkıp da efendim rotaryenler, e, diğer gruplar, e, lionslar, leolar, şunlar bunlar ya da efendim e, masonluca kapatılsın demiyorlar. Ya kapatılsın da değil, kontrol altına alılsın e, izlensin, şu bu bunu da demiyorlar. Hiç bahsetmiyorlar bile. Yani sürekli varsa işte. E, filanca nakşibendi şey e, tarikatını e, şey yapalım falan işte e, nurcuları engelleyelim falan sürekli Kadirileri engelle bunlardan bahsediyorlar dolayısıyla ben bunu şaşkınlıkla karşılıyorum yani ne farkı var bir başka şey söyleyeyim şimdi bu mason teşkilatları biliyorsunuz e, 19. yüzyılın sonunda İslamcılar bunların da iki tane şeysi vardı yani Cemalettin e, Afgani, Abduh ve e, diğer yani 10-15 kişiden oluşan Bunların da iki tane temel noktası vardı. Birincisi materyalizme karşı e, İslami bir düşüncenin oluşması ve bilimi de kapsayacak yeni bir düşünce. İkincisi de İslam birliği olması. Tek tek bunları yenemiyoruz. Mutlaka İslam birliği oluşması. Fakat bunu yapmak için... Ee, yani o zamanki şartlardan dolayı Cemalettin Afgani ve Abdu e, bir yıl boyunca Mason hocalarına girdiler. Mason hocalarının içinden adam toparlamaya başladılar, şey yaptılar. Tabi bu da başarılı olmadı. Sonra ihraç edildiler. E, ama e, bu düşüncesi ve akabinde de e, efendim e, şey e, İhvan'ın kurucusu e, Hasan, el he, Hasan el Bedna. Hasan el Bedna. Ee, da bir e, adeta Müslüman e, e, burjuva e, mason demeyelim ona çünkü masonluğun belli dini temelleri var e, hatta din dışı temelleri var ama buna benzer bir teşkilan kurmaya çalıştı aslında İhvan-ı Müslimin yani Müslüman kardeşler e, aslında Müslümanların burjuva yani Müslüman Rotaryenleri diyelim bunlara bir Rotaryen teşkilatı gibi. Onlar da var biz de yapalım. Çünkü biz... İlginç bir benzetme. Evet. Hmm. E, İhvan-ı Müslüman, Müslüman Rotaryenler'dir. Ya, örneğin benim en çok benzerlik içerisinde FETÖ terör örgütünün yapılanması benzerliği FETÖ gibi. çok farklı. FETÖ'de tamam. beynini falan full kontrol ediyorsun. Yani kiminle evleneceksin, bu gece eşinle <laughs> ne yaptın. Hayır bunları izliyorlar. Yani not tutuyorlar, şey yapıyorlar. İşte bana şöyle dedi, çocuğu ihbar ediyor falan. Çok farklı bir teşkilat o. Ee, ve baştan itibaren şey tarafından kurulmuş yani e, derin devlet tarafından kurulmuş. E, Hasan El Benna'nın teşkilatı öyle değil ve bu gelişirken de hiçbir zaman aslında e, yanlış bir düşünce var Müslüman kardeşler e, haberlerde verildiği için efendim e, şiddete hiçbir zaman şiddete girmez ve e, normal bir burjuva hareketi olarak seçimlerle iktidara gelmek hatta 2012 yılında işte bakın gördünüz mü dedik dedik ve başardık diye şey oldu ama bu sefer pat diye ellerinden aldılar yani çok benzer bir şey Mevdudi hareketi de böyledir Mevdudi'nin cemaat-i İslami hareketi de Pakistan'da ve bağımsızlığına kavuşmadan evvel yani Pakistan'dan avrulmadan evvel Bangladeş'te çok kuvvetli bir hareketti o da aynı şekilde elit burjuva üst seviye işte doktorlar, avukatlar, işte mühendislerin falan katıldığı bir organizasyondu. Hala daha bu organizasyon aslında benzer bir teşkilatlanma Türkiye'de de kuruldu. Fakat Türkiye'deki farkı yani Erbakan Hoca'nın teşkilatı da çok yakındır bunlara. Hatta üçü birbirine kardeş olarak bakar. şey, ben bunu bizzat gördüm. Mesela cemaat İslami'den birisi gelmişti. Ekonomi politikasını sormuşlardı İngiltere'de. Efendim o şey vermeyelim. O da herkesin önünde hatta diğerleri de vardı. efendim Ganoşi falan da vardı o toplantıda. şey dedi. Bize gerek yok. Biz zaten bu bizim ekonomi politikamız. Erbakan yapıyor onu. Direkt alacağız demişti. Yani bu kadar birbirleriyle bütünleşik. Örneğin. Tabii bu üçü birbirine çok yakındı. Fakat e, bunlar başarılı olamadı yani e, gene en başarılı olan tabi Türkiye'deki. Türkiye'deki e, e, milli görüş hareketinin başarılı olması da sadece elitist değil bakın bunların arasında en az elitist milli görüştür. Çünkü bir halk hareketi olarak e, halka yayıldı ama Mısır'da o kadar halka yayılmadı e, şey olarak. Efendime söyleyeyim şeyde de Pakistan, Bangladeşte hiç orada tam elitist bir yöntem kullandılar. Şimdi biz Müslüman hareketlerine böyle çok negatif bakıyoruz, Hı. cemaatlere negatif bakıyoruz. Ama Batılı kökenli bu hareketlere çok iyi gözle bakıyoruz, çok müsamak Bu doğru bir şey değil. Biz bu böyle bir teşkilatın içinde olmasına engelli engellemesek bile e, böyle bir teşkilatın içinde içindeyse e, bunların e, izlenmesi ve kendilerini beyan etmesi ben bunu şey açısından son bir şey olarak bütün Müslüman cemaatler içinde söylüyorum devletin içine giriyorsa. Güvenlik teşkilatının içine giriyorsan. Sızma Ki mesela askeriye de çok kuvvetliydi masonluk. Yani generaller neredeyse masonlardan seçiliyordu. E, ha, öyle e, çok öyle. Çok şeydi e, işte. E, genel kurmayın vesaire. daha önce biliyorsunuz evet. bir genel. O azaldı şimdi Hı -hı. ama e, cemaatler için de böyle. Eğer bir bürokrasinin içine giriyorsan kritik bir noktaya giriyorsan söyleyeceksin. Ben X cemaatinin içindeyim. Hani bunu bilin. Ee, ...bu şekilde... ...ve hiçbir zaman kayır, göre, kayırmacılık göre da peki. yapmayacağım... ...bu çok önemli... ...kayırmacılık yapmasınlar... İstedikleri grubun içinde olsunlar... ...Mason da olabilirler bir problem yok... Lütfü Hoca... E, ...sosyal medya üzerinden çok soru var... ...özellikle sizin daha önce kitabı yazdığınız için... E, ...bu meşhur Feto denilen şahıs... E, ...Mason'un kaçıncı derecesinden böyle bir kayıt bilgi var mı? Yani Fethullah Gülen'in e, masonlukla ilgili derecesini ve hatta hangi mason lüce, locasına üye olduğuna dair ben de görmedim. Bilmiyorum. Yani bazıları böyle, böyle bir bilgiye resmi, Ben böyle bir bilgiye resmi bilgiye sahip Peki Türkiye'deki e, devletin içerisindeki böyle meşhur mason dediğimiz kişileri sorsam kimleri hatırlarsınız? E tabi mesela Süleyman Demirel'e kadar var. Hatta mesela e, diyelim ki Mendres'e darbe yapıldığı zaman mendresin en büyük müsteşarı kimdi? Ahmet Salih Korur, değil mi? Hı hı. 33. derecede hürmasonlu adamdır. Hı. Tabii mesela mendresin yani müsteşarı başbakanlık müsteşarı Ahmet Salih Korur, hı hı. masondur. Hatta o dönemin Celal Bayar da Hocam mısın? ölmüşlerin masonluk şey çok var. olması değil de günümüz şartlarında yaşayan masonlar geleceğim, kim? Geleceğim yani şimdi bak onu söylüyorum yani hı. adam başbakanlık müsteşarına kadar yükselmiş bir de ona karşı darbe yapan o zamanki ki MİT müsteşarı kimdi? Bizim işte İlter Türkmen'in babası Behçet Türkmen hı hı. o da masondur mesela değil mi? Evet. Şimdi Türkiye'de elbette ki hakikaten çok üst düzeye gelen masonlar var. Hatta Osman Mason localarını doğrudan size kulüplerini sorsam hangileri aklınıza gelir? E, Türkiye'de işte mesela burada büyük loca var. Taksim'deki localar var ama bizimkiler daha çok Scotch ritidir yani. York rich riti bizde yoktur bildiğim kadarıyla yani. York merkezi bir de York riti var. İskoç. <laughs> Fransız mı yok York riti Amerika'dır. York riti Bizdeki Scotch Riti'dir yani İngiltere kökenidir. Bizdeki Masonların büyük bir çoğunluğu büyük loja mesela halen devam ediyor. Fakat Kutlu Hoca'nın söylediği gibi. Bağdat Caddesi'ndeki büyük locaları biliyor musunuz? Biliyorum. biliyorum. Büyük Büyükada'dakini biliyor musunuz? Biliyorum hepsini biliyorum. Osman Bey'dekini biliyor musunuz? Osman Bey'dekini görmedim ama şeydekini bizim bu. Göremezsiniz ki sokakta değil ki evet, şey, sokak. Oda Kule var ya bizim bu Oda Kule'dekini biliyordum. Şimdi, Eski Şilem Kulübü'nün olduğu yer var. Evet yani şimdi bizde Muhammed Abduhu filan söyledik. Bizde mesela <laughs> Şeyhül İslam Musa Kazım. <laughs> o bile işte Mason hocasına kayıtlıdır. Yani Osmanlı Şeyhül İslam'ı dediğimiz adam bile buraya kayıtlı. Şimdi bunun nedenlerinden birisi de şudur. Acaba işte Musa Kazım Mason'un felsefesini ne kadar özümsedi? Veyahut da ne kadar özümsedi? Yoksa bir masonluğu koruyucu bir kalkan olarak mı kullandılar? Orası tabii ayrı bir tartışma konusu. Mustafa Kemal mason hocalarını kapattığına inanıyor musunuz? Evet resmen kapattı ama bazıları da aslında büyük hocayı kapatmadığı hatta bir kolu kapatmadığı şeklinde bir iddia da var ama Mustafa Kemal kendisi de zaten Atatürk İtalyan hocasına sanıyorum o da kayıt yaptırmıştı 1907'de ama Mustafa Kemal Atatürk oradan ayrılmıştır. Yani hatta kendi deyimiyle içine sindiremediğini bir yani çok iğrenç bulduğunu ve dolayısıyla orada kalmanın mümkün olmadığı şeklinde bir beyanı var. İttihat ve terakki içerisinde de zaten masonlar var. Kurucularından İshak Sukuti'den tutun abidin de şey Dino'ya kadar ondan Peki. sonra şey. Ee, müsaadenize bir araya gireceğim. Hı -hı. <laughs> İzleyicilerimizin belki de en çok merak ettiği konulardan biridir. Mustafa, e, Mustafa Kemal e, locaları kapattığını 1936-34 yılından itibaren hatta dönemin önemli evet, müsteşarlarından birini çağırır kendisine rahatsız olduğunu ve hangi taşı kaldırdıysam altında siz varsınız diyerek e, arkasında da o dönemin müsteşarı bu ülkeyi terk ediyor ve gidiyor. Evet. E, ama ilginç olan şu benim inancım veya inandığım açısından söylüyorum. Araştırdığım kısmıyla söylüyorum. Büyükada'daki merkezlerini inceledim. Bağdat Caddesi'ndeki dönemin vezirlerinin, Osmanlı döneminin içerisindeki masonları biraz inceledim vesairese. Ben Atatürk'ün mason hocalarını kapattığını kapattığına inanmıyorum. Onlardan bir parantez açalım. İnanmadığımın gerçeği de şunu paylaşmak isterim. O günkü şartlarda mason hocalarının tamamını iki tane kulübe bağlayarak üyelerinin tamamını mürahas olarak iki kulübe bağlıyor. O iki kulüpte Türkiye Millet Meclisi'ne bağlı olmak şartıyla 1967 yılına kadar mason localarının bütçesini orada karşılamak üzere masonları koruma kanunu getirdiğine inananlardan birisi olarak söylerim. Çok evet, şöyle hocam. şeyin tamamı Atatürk. Yani. benim bildiğim şu var yani Atatürk Atatürk Masonlu hocalarını kapattı. Hatta kendisinin Masonluk aleyhine sözleri var. Yani söyleyebilirim. Çok bir ağır şey, beyanları var. Var. E, o ama, şey. e, ama hani, öyle iddialar da var. Fakat şunu söyleyeyim. Tabii şey Atatürk yok. Mesela Atatürk şunu da yapıyor. Mesela bunu görmemizden gelemeyiz. Mesela Bursa Amerikan Kız Koleji'ni bile kapatıyor. Neden? Hı hı. Tarzı olayından, olayından dolayı orada bir misyonerlik faaliyeti oluyor. Ve bu Hristiyanlaştırma Mesela... faaliyeti oluyor. Bunun üzerine Mustafa Kemal sanıyor, 1924 olabilir. Bursa Amerikan Kız Kolejini kapatıyor. Amerikan büyük elçisi bile devreye girmesine rağmen geri adım atmıyor. Dediğim gibi, Ama halk ayaklanıyormuş. Bakın şöyle bir bilgi evet. notu daha var. O çok ilginçtir. Hı -hı. Ee, teke ve zaviye kanunundan sonraki şişmiş olan halk ve tepkisel büyüyen reflekslere karşı masonları korumaya, ve toplumun ayaklanmaması için bir şekilde gizlendiği ya de tabii söyleniyor. Tabii şöyle yani bir şey var. Tabii Atatürk çok da böyle bir şeffaf. Şöyle söyleyeyim, yani insanlar Atatürk'ü de kullandığı için söylüyorum. Yani en hı. azından şunu söyleyelim ki onu kullanmazlar. Yani benim incelediğim kadarıyla Atatürk masonlara hoş bakmıyor. Masonlara karşı bir hı hı. antipatik bir tavrı var. Öyle biliniyor ama. Biliniyor şey. Yani İtalyan hocasından da ayrılıyor. Yani ta 1907'den itibaren yeni değil. yani. İskoç hocasına karşı. Evet. Atatürk'ün 1907'den itibaren masonlara karşı bir şeyi var tavrı var. Yani onları tehlikeli bulduğunu söyleyebilirim sana. Ama şunu söyleyeyim. Masonluk biliyorsunuz şey olarak, tarihsel olarak da Süleyman Mabedi'ne kadar gider. Yani ilk Süleyman Mabedi'ni yapan Hiram, bir Hiram, şey Usta. Hiram Usta. Hiram Usta Masonluğun kurucusu olarak sayılır. Yani bir... Hiram Hazreti... Abif. Evet. Yani Hiram Usta. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla mimar ilgisi onlardır. Onlar e, Tanrı'ya ulu mimar dedikleri için kainatın evet olur. kainatın mimarı dedikleri için öyle öyledir. Şimdi mas bu masonluk yapının işte tapınak şualerinden tutun şey i̇şte John Anderson vardı. İlk defa onun tarihsel bilgi verimi John Anderson 1800 1723'lerde ilk defa İngiltere'de kurulmuştur resmi olarak büyük loca Grand Loca ve Anderson yasası çok önemlidir. Bunu bir resmileştiren bir protestan papazları John Anderson. O kalktı ama kalktı. Ama Amerika'daki aslında en büyük üstadı, azamı Albert Pike'tir Moralt Elm Dogma. Bugün masonlar arasında felsefi masonluk dediğimiz esas masonluk budur yani. Bu çırak, kalfa ve usta şeklinde devam eder. E, seyircilerimiz, akit televizyonun seyircileri eğer gerçek masonluk hakkında, iç yapısı hakkında gerçek bilgi edinmek istiyorlarsa şeye bakmasınlar. İnternette doğru dürüst bilgi verilmez. Albert Pike. Albert Pike'ın Moral and Dogma kitabına bakmaları lazım. Orada masonluğun ne menen bir şey olduğu, nasıl sapkın bir anlayış olduğunu direkt olarak orada görürler. Çünkü dünyanın gelmiş geçmiş felsefi anlamdaki en büyük mason üstadı azamı Albert Pike'tir. Ben şu kadarını söyleyeyim. Ebubekir Hocam'a geçeceğim. Evet. Bunları yakından inceleyen, gören ve onların ayinlerini izleyen birisi olarak söylüyorum. Türkiye'de hiç kimsenin, toplumun hiç beklemediği kadar çok mason var. Ama ne yazık ki devletin içerisindeki kuşatma hareketinde böyle basit gördüğümüz bir değil. Ee, ve seçkinler birliği olarak da masonik yapılanmada çok aktif bir olan şey örneğin, özür dileyeceğim buradan, her ilçenin e, belediyesindeki Mason, Lionscu, Rotaryancı'ya kadar temsilci olduğunu ve yapılanması şey, olduğunu olur, da unutmayalım. Şey, bu yani Mason, burada böyle basite de alınacak bir durum şöyle, olmadığını şöyle, da bilelim. Bu Rotary, Rotary Lyons'lar var ya Hı -hı. ya onlar tabii Mason'un en dipsi. dip seviyesi ya, ama o onlarda, ayak kısmının zaten üzerinden bazen hazır. Bazen diyorlar ki benim çok tanıdığım var. Hı. Ya hocam diyorlar belli on Rotary'e diyor işte üye oldum bir şey anlamadım ne kadar insancıl adamlar falan filan. Tabii, iyi, ki, tabii tabii, tabii Oğlum diyorum zaten diyorum zaten bir şey anlamasın diyorum sen zaten çünkü sen çömezsin. Sen zaten oraya gitmişsin sana şundan bahseder İnsanlık, güzel ahlak, sevgi, kardeşlik. Eziyatın dediğimiz zaten senin, senin dedim bana sen de olmaz. Zaten. Peki. Esas felsefi masoluk diyorum ya orası önemli. Peki çok teşekkür ederim. Peki Roşa. Şu masonlar kısmına biraz değinelim. Ee, bu programın son bölümünü ondan kapatacağız. Masonların Türkiye'deki kurumlara sızma ve oluşumları benim çok rahatsız olduğum konulardan biri. Yani e, bu milletin e, bilgi birikimini ve tarihsel geçmişini e, ümmetin veya insanlık açısından çok önemli iken e, ne yazık ki devletin birçok kurumuna sızan bu gibi yapılar... Kutluk da cemaatler üzerinden de işte buna benzer örnekler, İhvani Müslüman gibi örnekleri de verdi. Vesairesi. Ama ilginç olan bir şey. Batı ve Hristiyanlık adına farklı bir algı ve amaç doğrusunda neredeyse bir din gibi çalışan bir yapı. Ne diyorsunuz? Ya yani Masonluk Türkiye'nin birliğine, bütünlüğüne ciddi bir tehdittir. <laughs> Öyle Lyonslar, Katılıyor. Rotaryenler falan ufak değil. Komünist Parti'nin de en tepedeki yapılanmaları vardı. En küçük işte efendim doğar doğmaz Komünist Parti üye olan küçük üyeler de vardı. Bunlar çömezdir. Sizin söylediğiniz gibi yavaş yavaş yukarıya doğru çıkarlar. Türkiye'nin yani. birliği bütünlüğüne tehdittir. Şimdi az önceki konuşmada Lütfü Hocam'a bir itirazda bulunacağım müsaadenizle. Buyurun Lütfen hocam müsaadenizle. Şimdi ABD konvoyunu vurabiliyor musun diyor. Gerek yok. ABD kendi üstlerini zaten vuruyor. Bir. Evet, iki. Peki. Yani e, biz hangi ülke hangi operasyonu yapacaksak Türkiye bunu kendisi belirler. Evet 92'de muamele zırhlısını vuramadık. Biz zaten o Türkiye'yi eleştiriyoruz. 1974'te operasyon yapan Türkiye 1992'de muamele zırhlısının vuranı ya vurmalıydı ya da bunun bedelini Amerika'ya ödetmeliydi. 2003'te asker çuval geçirmiş kafamıza Amerika. Buna bir şey yaptınız mı? Hayır buna da bir şey yapamadık. Ben o Türkiye'yi de eleştiriyorum naçizane. Ama biz Zeytin Dalı operasyonuna kalktığımızda askerimizin başına çuval geçiren o David Petraeus'un bir açıklaması var. Diyor ki hı, hı. Zeytin Dalı operasyonu sırasında Türkiye ile Türkiye'ye karşı bir operasyona kalkışacaksanız diyor tekrar düşünün diyor. Çünkü Türkler geri dönmeyi düşünmezler. Aynı general. Hadi şimdi geçesin bakalım çuvalı sıkıysa. Biz Fırat Kalkın operasyonuna kalktığımızda yani bu Amerikan konvoyların resmen saldırı anlamına gelir bir bakıma. Biz Fırat Kalkın'ı için Suriye'ye girdiğimizde Obama apar topar Joe Biden'ı gönderdi. Hı, hı Joe Biden geldiği gibi geri döndü. Hiç muhatap bulamadı. Zeytin Dalı kalk, e, operasyonuna kalktığımızda da Brett McGurk'ü gönderdiler. Brett McGurk de Geldi kahvesini içti çekti gitti. Yani e, üçüncü operasyon Barış Pınar operasyonunda Amerika kendi üstlerini bombaladı. Yani Amerika'nın kendisi. Bizi bırakmamak için. Aynen. E, niye e, çıkıyor? Tamam o niye baş... çıkıyor? Ya, Çıkmasın. Baş... O baş... Madem Amerika güçlü. Hani Ramboları şunları bunları. Yani <laughs> e, bazı operasyonların sınırlarını sen belirlersin efendim. Amerika sen oradan şeyleri taşı bakayım ben sana yapacağım bilirim der gibi operasyonlardı. Amerika kendi üstlerini bombaladı. Şimdi burada e, mantıklı davranmak lazım kısmıyla ben bakarak söylüyorum bunu. Burada müsaade ederse hocam e, Kutluk hocama da bir takım itirazlarda bulunmak istiyorum. Afgani ve Abdu son derece tehlikeli ikiliydi. Peşinden Reşit Rıza efendim. Mason yapılanması içerisinde son derece aktif birisiydi. Güya İslam Birliği adı altında yani düşünün yeryüzünde bir halife var. Halife var ya. E onu zaten geldi. ona tabi oldular. İstanbul'da kaldı. İstanbul'da kalmadı. İstanbul Üniversitesi'ne açtı. Kalmadı işte. Hayır ev hapsinde tuttu. Ev hapsinde tuttu işte ha. Ev hapsinde tuttu. Ha, tuttu. Ha, tuttu. Afgani diyorsun. Afgani, Afgani. Sonra, ev hapsinde tuttu. kaç zorunda kaldı İstanbul'dan Ya o Hayır ya... hayır. Geberdi gitti Allah şükür. Ya, Osmanlı. da hocam aynen. öyle geberdi yani gitti. o kelimeler siz sunam. öyle söyleyin. Siz düzgünlü söyleyin yani hocam müsaadenizle. Geberdi. Ben sözünüzü kesmedim. Çok ağır laflar. Var. Evet aynen. Geberdi gitti bir daha söylüyorum size değil. Siz eserleri Ona okudunuz söylüyorum. mu bilmiyorum. Ben söyleyeyim. Hocam siz sırası gelince konuşun lütfen. Geberdi gitti. Neden? Şu şekilde. Abdülhamit aynı şey tedbiri bizde bak, yani hocam bir, bir saniye. Bütün cemaatte bir arao. Hocam bir saniye. yani Abdü şey. Hocam bir saniye. Afganiye. Ee, şeyde e aynı tedbiri Şerif Hüseyin için aldı. Hı hı. Şerif Hüseyin ölmediği için onun belasından kurtulamadık. Şerif Hüseyin eğer ölmüş olsaydı onun belasından da muhtemelen kurtulacaktık. Evet. Afgani geberdiği için onun fitnesinden kurtulduk. Abdülhamit sağken peşine ajan taktı. İstanbul'dan hiç dışarı çıkartmadı onu. İstanbul'a ders vermek adı altında çağırdı. Onun fitnesinden İslam dünyasını kurtardı. Hindistan'ı, İran'ı, Afganistan'ı, Pakistan'ı, Orta Asya'yı fellik fellik hallaç pamuğu gibi attı. Güya İslam Birliği'ne çağırıyor. Ya sen nereye çağırıyorsun? Halife var ya. Akif de onların peşinde ne yapacak? Aynen. Aynen ne yazık ki. E şimdi bak bak. Halife var ya. Halife var. İslam dünyasının halifesi var. Ve halife İslam Birliği konusunda Son derece aktif davranıyor. Te Kuzey Afrika'daki Senusiler'e varıncaya kadar İslam Birliği'ndeki her türlü unsurlarla işbirliği yapıyor. Cemalettin Afgani diye bir İngiliz ajanı çıkmış. Hmm. İşte İslamcılık yapıyor. Hocam onunla ya hiçbir şey hiç Hocam yok. sırası gelince söyleyin. Hiç alakası Onu yok. hocam müsaadenizle ben kesmedim sözünüzü. Şey talebesi Abdu Kromer'in Mısır müftüsü atadığı kişi İngiliz vali. Doğru doğru. İngiliz vali. Ya vay be İngiliz valiyi bile uyuttu. Ya artık her defasında oyunlara biz mi alet olacağız? Abdu'nun talebesi, şey Afgan'ın talebesi. Cromer'in, Lord Cromer'in, İngiliz genel vali Lord Cromer'in Mısır müftüsü atadığı kişi. Şimdi biz nerede konuş, konumlanacağız? Bu bir nokta. İkincisi Hasan El Benna ve Türkiye'deki cemaatlerin rotaryan yapılanmaları gibi değerli benzetilmelerini müsa müsaadenizle bu bana ben... yalnız çok ağır şey geldi. Müs Benim cevap hakkım doğdu. Müsaadenizle o, ben kabul etmiyorum. Peki. O zaman milli görüşü de rotaryan demedim öyle demedim. Milli görüşü de rotaryan yapı olarak da... yok, yok, ağır O zaman Hocam, ben de size ama yani, Olmaz ki böyle şey. Hocam, Hocam, yani, Hocam yani, bu, yani, ben bu benzetme rotaryan mı dedim? Öyle bir şey mi dedim? Önal gibi. Onlar gibi bir yapılanma dediniz 180 vide burjuvazi zaman, yönelimli bir e, yapılanma oldu. Milli görüşte öyle doktorlar avukatlar dediniz. Evet. Milli görüşte de var öyle doktor evet. avukat. Evet. O da rotaryan evet. yapılanma evet. o zaman. Evet. Rotaryan fark bakın ben bunu söyledim. Bakın. Bu Bekir hocam pek bu popülizmle bana çamur atıyorsunuz ama Popülizmi bakın değil. yanlış ben söylüyorsunuz. Kendi çok şey söyledim. Hayır bakın çok ağır laflar bunlar Hayır. kolay kolay Hayır. şey yapmak için belki zaman... yap... yani düzeltme o zaman buyurun. Hayır düzeltmeye hiç gerek yok. Ben çok derece net söyledim. Hiç öyle bir şey gerek. yok. Hocam, Ola, siz, çok basit bir şekilde tamam. söyledim. Biz Hı -hı. böyle bir şey yaptığımız zaman yani onların Leo Rotaryan gibi organizasyonun Hı -hı. muadili olan muadili olan yani toplumsal katman olarak yaptığımız hocam? zaman üzerine çöküyorlar. Bir itirazınız var mı? Ama e, bunu söylüyorum. Tamam. Ben, ben de, ben de şey, ben de söylüyorum. Ama yani. burada bir şey. şunu yani. da bir Yani. Ben hocam ben, milli görüşüm ya. Milli bak şimdi. Ondan sonra bir saniye. Bir saniye. Şimdi söylemi Ebru Koca devam etsin bak şimdi. Söylemi netleştirmemiz lazım. Şimdi tamam. Abdullah'ın politikaları, Cemalettin Afgani'nin politika politikaları Son tahlilde evet İngilizlerin siyasal amaçlarına hizmet etmiştir. Doğru. Çünkü ben ona neden? da katılmıyorum. Gireceğim şundan dolayı. E son tahlilde onlar İslam Birliği derken yani Osmanlı hilafetini kabul etmedikleri için yani son tahlilde Abdülhamit'in tahttan indirilmesi, indirilmesi İngilizlerin işiyle yaramıştır. Fakat buradan yola çıkarak yani Abdülhamit Geberdi, Cemalettin Afgani Geberdi dediğiniz zaman o zaman şunu da diyebiliyor musunuz? Mehmet Akif de geberdi. E, Aynen. Said Nursi de geberdi. E, niye? E çünkü bunlar da Abdülhamit'ten tiksinirdi. Hatta şey Mehmet Akif Abdülhamit'ten tiksiniyorum diyor adam ya. Hayır. E, Peki şimdi biz söyleyebilir böyle diyebilir miyiz? Hocam diyor. Geleceğim, geleceğim, Hocalarım diyor. Geleceğim şimdi biz şimdi biz Abdül e. Me, Ya Mehmet Akif'in kendi sözü. Arkadaşı aktarıyor. Bırak Hı. karşı olmayı. Tiksiniyor, tiksiniyor şeyden. Abdülhamit'ten Mehmet Akif. Şimdi biz buradan buradan yola çıkarak yani Mehmet Akif Haşa geberdi diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Mehmet Akif ajan değil. Bunlar tamam, ajan. Bir saniye. Ha, nereden? Ya diyorsun, bir saniye abi. ama şunu söyleyeyim. Aziz kardeşim yani bu işin de epey bir uzman olarak söyleyeyim. Mehmet Akif de son tahlilde Cemalettin Afgani, Muhammed Abduh, Reşit Rıza çizgisinde olan İslamcı bir adamdır. Neoselefi bir harekettir bir boyutuyla tamamıyla <laughs> olmasa da. Peki. Dolayısıyla şöyle söyleyelim. Yani daha güzel akademik konuşalım. Ebu Bekir hocaya şurada katılıyorum. Yani Cemalettin Afgani, Muhammed Abdul hatta Mehmet Akif'in eleştirileri, Abdülhamit'e Osmanlı hilafetine eleştirileri İngilizlerin işine yaramıştır. Ama onların kalbini yarayıp yarıp da bunlar kesinlikle kötü niyetliydi, bunlar kesinlikle azandı diyebilmemiz için yani elimizde o kadar net delil yok. Peki. Ee, ama, ama şunu söyleyeyim. Hocam toparlayalım. Ee, o başka bir şey yani onu söyleyeyim. Şimdi bakın o kadar açık deliller var ki İslam dünyasına hilafet fitnesini tartışmalarını bunlar soktu. Hilafet İslam mi? dünyasını hilafet tartışmaları fitnesini. Şimdi İslam dünyasını Abdülhamit toparlamaya çalışıyor. Bunlar İslam Birliği'ni yapmaya çalışıyor. Ya, Bekir, ya bunu bak, yapmaya çalışan... Karşısında şeyi kaçırıyorsun. Bu hilafet tartışması Şimdi, daha... hilafet yeni... Daha, daha bir şey değil ki. Daha asrı saadetten beri tartışmalı bir ilişki Hayır Evet. Yani. Evet. Fakat Sen doğru. Osmanlı, Şimdi Osmanlı bakın. hilafeti şeyle mi aldı yani? Bütün Şimdi ümmetin mutabakatı mı aldı? Hayır işte ya Fatih Yavuz Sultan Selim güçlüydü. Ordu gitti. Memlükleri indirdi aşağıya. Aldı hilafeti getirdi. İslam dünyası birleşerek konsensüs bir şekilde şöyle mi dedi? Peki Memlükler değil bakın, Bir dakika kardeş, oraya gitmeyin. Ben size... bir şey yok değil. Hilafet zaten Sabri Bey Hazreti bitmedi. Hazreti Ali'den itibaren tartışmalı bir şey yani. Yeni Hocam yeni... programın sonuna geldi toparlasın. Şimdi İngilizlerin çok uzun. Bakın İngilizlerin amaçlarına hizmet eder politikayı savunmanın gereği var mı? Yok, o da yok tabii. Efendim Aynen. hilafet Kureyş'in hakkıymış da sana ne ya? Afgani sana ne? Kureyşin hakkıymış da Türkler halife olamazmış da Ya o İslam dünyası, uydurma, o hadis de uydurma zaten. Yani İslam şey İslam yani. dünyası kavruluyor. Abdülhamit hilafet adam, üzerinden Hilafet hadis de uydurma zaten Şimdi adam bunları savunuyor. Ya bu kimin ne hizmet ediyor? İslam birliği var, var. mıydı? Arkadaşlar Var. Halife var. Bir hocam toparlasın. Resmen siyasi birlik var ve Abdülhamit bu İslam'ı İslam birliğini yürütüyor zaten. Hı hı. Burada ya. başka bir şey daha söyleyeyim. Yine hocam size itirazla müsaadenizle. Evet. Cemaatler serbest olabilir. Masonik yapılar serbest olamaz. E, tam tersi durumda şu anda. Tam tersi tabii ki. Ama siz ikisi de olabilir dediniz. Hayır. Hayır canım. Masonik yapılar açık olamaz. Yasak olmalıdır. Çünkü Türkiye'nin birliğine, bütünlüğüne tehdittir. Cemaatler niye tehdit değildir? Biz bin yıllık tarihimizde cemaatlerin Türkiye'nin birlik, bütünlüğüne ki... tehdit olmadığını gördük. Ee, bin çok, yıl. Peki. Hocam çok teşekkür ederim. Programın sonuna geldik. ben Ama eksik kaldı. E, e, önümüzdeki günlerde anlaşılan bu masonluğu baş başına bir program olarak da tartışmamız gerekir. O zaman biz e, bugünden ilanını yapalım. E, ya masonluk rezalet. Felsefi anlamda masonluk zaten bunu bir kafirliktir. Canım. Eyvallah. Ya, bunu yok Türk toplumu bunu bilmesi açısından önemlidir. Önümüzdeki hafta Türkiye'deki masonluk ve buna benzer yapıları bir masaya yatıralım. E, başı başına bir program olsun. Çünkü bu kısa süreç yetmeyecek. E, Emrah Zeyit çok mesaj göndermiş bize. Sağ olsun kardeşim uzun süredir programı takip ediyor. Ee, sanıyorum bu bütün sorunların cevabını aldınız ama birçok soru var. Herkese bu anlamda e, belki cevap veremedik. Önümüzdeki günlerde mümkün oldukça bunlara cevap bulmaya çalışacağız. Ee, böylelikle programın sonuna geldik. Hem konutlarıma e, ayrı ayrı teşekkür ediyorum. E, siz değerli izleyicilerime, sevgili yönetmenim Zeyd Gümüş Bey'e ve ekibine bizden hemen sonra gece ajansı olacak. Hayırlı geceler diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere.